Düşünce Masası programından mutlu akşamlar değerli izleyenler. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin üzerinden bir aya yakın bir zaman dilimi geçti ve dolayısıyla biz artık seçimi geride bırakarak hayatın normalleşmesini bekliyoruz ve verilen vaatlerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Dolayısıyla biliyorsunuz ki seçim öncesinde Sayın Cumhurbaşkanı ve Milli Eğitim Bakanı 55 bin öğretmen ataması sözü vermişlerdi. Bugün ise öğretmenler Ankara'da eylem gerçekleştirdiler. Bir taraftan da biliyorsunuz Aralık ayının son günlerinde Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan EYT'lilere bir söz vermişti ve EYT'yi çıkarmıştı. Ancak yıl 2023 yılı Haziran ayı oldu. Hala EYT'lilere maaş ödenemediği yönünde ciddi ciddi çıkışlar var ve bu çıkışlara dönük olarak yaşanan mağduriyetlerin bir an önce giderilmesini istiyor EYT'liler. Tabii biz bunları hatırlattık ama ekonomiye bağlayacağız. Çünkü biliyorsunuz Türkiye ekonomisi ciddi anlamda kan kaybediyor ve bu kan kaybedişin faturasını yabancı ülkelerin merkez bankaları ya da ülkemizde yaşayan ekonomistler doğrudan açıkça siyasal iktidara belirtiyorlar fikirlerini, düşüncelerini ve siyasal iktidarında buradan bir ders çıkarması gerektiğini hatırlatıyorlar. Dün biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomi politikalarına dönük olarak düşüncelerinde kabullendiğini söyledi. Her zaman biliyorsunuz ki faiz sebep enflasyon sonuç çıkışı yapardı. Yani faiz ekonomi politikasından vazgeçtiğini görmüş olduk Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Hal böyle olunca biz düşünüyoruz, diyoruz ki Merkez Bankası bir faiz artımına giderse ülkede yaşanan ağır enflasyon bir an önce geriye doğru düşüşe geçer ve bundan dolayı da dövizdeki dengesiz artışlar artık yerini yeniden eski günlerine bırakır ve insanlar rahat bir nefes alır diyoruz. Ama bir taraftan dün biliyorsunuz ki pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kameralar karşısına geçti. Kabine toplantısı vardı. 8 saat sürdü. O 8 saatin sonunda emekliler ciddi bir bekleyiş içerisindeydi. Asgari ücretliler ciddi bir bekleyiş içerisindeydi. Memurlar ciddi bir bekleyiş içerisindeydi. Tabii emekliler hem açlık sınırının hem de asgari ücretin altında kalan maaş oranlarının artırılması gerektiğini hatırlatıyorlardı. Ama enflasyonun dengesini bir kurmalarını, enflasyon dengesinin üzerine de maaş artımına gidilmesi gerektiğini hatırlatıyorlardı. Bir de emekli ikramiyesi vardı biliyorsunuz. Önümüz Kurban Bayramı. Ramazan Bayramı'ndaki 2000 lirayla geçiştirilemeyeceğini savunuyorlardı. Ancak bir söz çıkmadı oradan emekli ikramiyelerine dönük olarak ya da emekli maaş zamlarına dönük olarak. Tabii asgari ücretin artışıyla ilgili gündem var. Herkes bekliyor şimdi asgari ücret ne kadar olacak diye. Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinden Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan asgari ücretin 15 bin lira olması gerektiğini savundu. Tabii Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu yine aynı şekilde fikirlerini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin fikirleri var. Ancak Cumhur İttifakı'na yakın medya grubundan sızan bir kulis bilgisi var ki asgari ücret 11.500 lira seviyelerine kadar artırılacağı yönünde. Tabii ekonomik gelişmelerde 22 Haziran beklentisini unutmamamız lazım. Niye 22 Haziran? 22 Haziran'da Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bir toplantı gerçekleştirecek. O toplantı karar toplantısı olacak ve kararı açıklayacak bize yeni başkan Gaye Erkan. Ve tıpkı Fransız bankaları ya da Amerikan bankalarının Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bugünkü ekonomik girdaptan kurtulabilmesinin yolunun faiz artımına gidilmesi ve politika faizini %25'e yükseltmesi gerektiğini hatırlatıyordu bizlere. Tabii son günlerde bir anayasa tartışması gündeme gelmeye başladı. Cumhur İttifakı'na katılan Hüdapar, anayasanın ilk 4 temel maddesinin değiştirilemez olmaması gerektiğini savundu. Partilerin grup toplantıları başladı. Salı günü Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında konuştu ve anayasa çıkışı söyleminde bulundu. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 1924 yılında ilk olarak yazıldı ve bugüne gelene kadar tam 21 kez değiştirildi. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında ise 3 kez değiştirildi ve şimdi 4. değişikliğe gitmesi öngörülüyor. Yani baktığımız zaman 177 asil 16 geçici maddesi bulunan anayasa maddelerinde bir nasıl değişiklik yaşanacak, bunlara bir bakacağız. Bunları tartışacağız. Tabii bir taraftan da seçimler sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde ciddi bir şekilde kazan kaynamaya başladı. Dün de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi. Bir toplantı gerçekleştirdi. İki taraf da sessizliğini koruyor. İki taraf da değişimle dönük olarak sinyaller veriyorlar. Mehmet Öztaseki Çevre ve Şehircilik Bakanı olduktan sonra Kayseri'ye geldi. Biz geçtiğimiz hafta bu programda uçaktan iner inmez yapmış olduğu açıklamayı sıcağı sıcağına sizlerle buluşturmuştuk ama ondan iki gün sonra da yeni bir konuşması daha vardı. Arkamdan konuşanlar var ve ben bunları 15-20 tırla taşıyamam demişti ve ben herkese hakkımı helal ediyorum demişti. Bunu kime söylediğine dönük olarak şimdi bunları araştıracağız, tartışacağız. Tabii yağışlar var.
Yağışlar tamam berekettir ama artık iklim krizi ve iklim değişikliğiyle birlikte yağışların mesafesi, daha doğrusu mevsimi, tarihi ileriye doğru gitti. O yüzden ekili ürünler, tahıllar ya da işte organik tarım zarar görmeye başladı. Sadece bunlar değil, şehirlerdeki artık rögarlar da taşımıyor, çekmiyor ve taşkınlar, su baskınlarına sebebiyet verebiliyor. Burada belediyelerin rolü nedir? Bunları tartışacağız. Tabii Kayserispor sezonu kapattı ama bir ceza ile karşı karşıya ve teknik heyet, futbolcular bu ceza tahtasının açılması gerektiğini savunuyorlar. Ama Kayserispor'un çok ciddi miktarda borcu var. Bu borç karşılanabilecek mi? Bunları tartışacağız, konuşacağız. Değerli meslektaşım, ağabeyim, duayen gazeteci Salih Balcı ile birlikte. Sayın Balcı, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Çok yağışlar alıyoruz bu arada. Yağışlarla birlikte de aslında iyi bir taraftan. Çünkü Bir sulama taraftan kanalları iyi, doluyor. Bir taraftan işte su işte krizinin önüne geçilebiliyor diyor. Ama bir taraftan da zararı da var bu işin. Var tabii ki. Ya ekili araziye zararı var. Şehir merkezlerinde cadde ve sokaklara zararı var. Alt geçitler doluyor. Ya otomobil sürücülerine zararı var. Ama şeyde kırsalda ya tarlalarda, bağlarda, bahçelerde de faydalı. Evet. Ya barajlar için de faydalı. Evet. Yani önümüzde yaşanacak olan işte o su krizlerinin, susuzluk tehlikesine Yani karşı artısı da var, aslında eksisi de var. yani bunu daha farklı yöntemlerle de biriktirebilmek ya da işte arıtabilmek de mümkün aslında. İzmir Büyükşehir Belediyesi bunu da yapıyor. Yani çatılara kurmuş olduğu sistemle birlikte o suları bir yerlerde toplayabiliyor. İçme suyu olarak kullanamasanız bile sulama suyu olarak o suyu Evet. kullanabiliyorsunuz. Ama bizim buralarda böyle bir teknoloji hala ya da bir sistem hala kurulamadı. Oysa ki biz bir büyük şehiriz. Hatta bütün şehiriz. Kayseri bütün şehir olarak geçiyor biliyorsunuz. Keşke büyük şehrimiz böyle bir adım atabilse ya da işte 17-0 olmakla övünen Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinden oluşan belediye başkanları böyle bir adım atabilse, yağan bu yağmurun suyunu bir yerde toparlayabilse ve çiftçiye tarımsal alanında kullanabilmesi için hani hep biliyoruz ki sulama kanallarından sulama birliği aracılığıyla parayla dağıtılıyor sular. Evet. Oysa ki yağmur sularını toplayabilsek bir yerde ve ücretsiz olarak halka dağıtsak, hani Allah'ın suyuna param olur diyorduk ya işte. Onu Şükrü Bey'e sormanız lazım. Şükrü Karatepe Bey'e. Evet, onu da ilk size söylemişti değil mi? Evet, o Peki öyle o demişti. onu da konuşacağız bu yağmur suları ile ilgili Tamam. konumuzda. Şimdi ekonomi düzelir mi diye bakıyoruz. Ekonomide bir düzelme maalesef göremiyoruz. Şimdi 22 Haziran'a çevrildi gözler. 22 Haziran'da bir toplantı gerçekleştirecek Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. Biz biliriz ki Merkez Bankası'nın başkanı bağımsız olur. Hükümetten bağımsız olur. İşte Devlet oraya şeyde organizması da geleceğiz. Anayasada geleceğiz oraya. evet yani devlet organizması da çok muhatap olmaz Evet, Merkez yani. Bankası'yla, ama bugünlerde görüyoruz ki içte dışta oldu her şey. Her şey iç içe geçti. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin Merkez Bankası Başkanı atandıktan sonra da Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yapacağı açıklamalara da gözler çevrilmişti. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki cepheyini de sanki bağımsız bırakmış gibi ne diyor tam olarak? Diyor ki biz Mehmet Şimşek'in politikaya dönük adımların, yani ekonomi politikalarına dönük adımlarını kabullendik. Yani biz artık faiz, sebep, enflasyon, sonuç durumundan vazgeçtik diyor. Şimdi şöyle kısaca bir şeyinizi alayım da sonra asgari ücretli falan biraz detaylandıralım bunu. Fransa bankaları, Japonya bankaları, Amerika bankaları diyor ki bu işten kurtulmanın yolu 25-30 faiz artıracaksınız diyor. asgari. Merkez Bankası faizini artıracaksınız Hatta diyor. 50 bile olabilir diyor. Artacak mı? Valla şimdi Sayın Cumhurbaşkanı bir taraftan ekonomiyi düzeltmeye çalışıyor. Yani rica minnet getirdiği bakanı Sayın Mehmet Şimşek'e. Evet. Onun işte getirdiği maddeleri kabulleniyor. Bir taraftan da diyor ki ya ben faiz konusunda olduğum yerdeyim diyor. Evet. Bir taraftan Merkez Bankası'nda milyar dolarlar zarar ettirmiş, yanlış şeyler, kapı satışlarından dolayı 199 milyar doları havaya uçurmuş bir Merkez Bankası başkanını hepsinin başına BDDK'ya getiriyor. Yani öyle bir enteresan ki piyasalar bu yapılanmaya bakıyor. Şimdi siz burada Mehmet Şimşek'e kabullendik derken öbür tarafa BDDK'yı Karcıoğlu'nu getirirsen, öbür tarafta ben faiz konusunda olduğum yerdeyim dersen Evet. piyasalar bundan olumsuz etkilenir. Evet. Nitekim de öyle etkileniyor. Evet. Yani 28 Mayıs seçimlerinden sonra bakın dolar tam 4 lira atmış. Evet. Bunu 4 ile çarp daha yani Evet. gidiyor da mesafe alıp gidiyor. Ya yani bunu işte 22'sinde para politikaları toplantısı yapıldığında belki faizi bundan birden 25'e falan çıkaramazlar ama kademeli olarak
Yani önce bir 15-16, ondan sonra 20-22-24 gibi belki yapabilirler. Çünkü bu söylemlerden yapılabilir miye de güvenemiyoruz. Evet. Şimdi gayet güzel Amerika'dan Merkez Bankası Başkanı getiriyorsunuz. Yani diyor ki kabinede bir şeyde işte hükümet idaresinde bir de bayan olsun dedik diyor. Yani onunla ilgili background'uyla değil de ya Amerika'da yaptığı bankacılıkla değil de ya burada bir de bayan olsun dedik diye getirdik diyor. Öbür tarafta Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarken faiz sebep enflasyon sonuç. Enflasyon sonuç diye yazı yazan, 3-4 tane Yeni Şafak'ta yazı yazan Şahap Harcıoğlu'nu burada başarısız olmuş, alıyor oranın daha bir üst makamı olan, daha büyük denetleyici olan yere getiriyor. Ondan sonra herkes piyasalar tam rahatlarken, evet Mehmet Şimşek geldi işte faiz artacak, kredi faizleri belki düşecek falan derken, çünkü 40'larda 50'lerde kredi faizleri. Evet. Yani bunu birinin söylemesine gerek yok. Geçerken yolda yığınla banka var. Girin birine. Ben şu kadar kredi almak istiyorum. Tüketici kredisi deyin. Size gelen rakamı görürsünüz zaten. Kimsenin söylemesine de gerek yok. Evet. Burada da bir rahatlık olacak diye bir düşünce vardı. Ben faiz konusunda olduğum yerdeyim demekle burayı da havanın altına çekti. E böyle olunca da bu ekonominin düzeleceğine ben çok anlam veremiyorum. Şeyde asgari ücret de yani şimdi neye göre artacak? %30 diyor. Sen de söyledin 11.500 civarında olacak dedin. Neye göre artıyor? Şimdi ENAG diyor ki %60 olması lazım. TÜİK diyor ki %30 olması lazım. İstanbul Ticaret Odası diyor ki %40 olması lazım. Evet. Tamam da hangisi olacak? Tabii ki TÜİK olacak. Niye? Doğalgaz sistemden çıkarıldı. Yani sistem, sepetten çıkarıldı öyle diyelim. Bir tarihte ilk kez oluyor bu. Bu ilk kez oluyor. Yani bu niye? İşte seçimden önce doğalgazlara ücret alınmayacak ifadesinin arkasında bu yatıyormuş. Bunu kimse öngöremedi. Dediler ki vay Cumhurbaşkanı doğalgaza da para almıyor falan. Ama arkasından sepetten çıkarıldı ve %3,5 emekli maaşlarına işte ya da gelecek memur maaşlarına eksi getirdi. 3,5 büyük rakam. Bu sırf doğalgazdan düştü. O sepetin biliyorsunuz mahkemeye, disk mahkemeye verdi kazanmış olmasına rağmen sepetteki maddeleri halen açıklamıyorlar. O sayfayı kapattı TÜİK. Şimdi böyle bir devlet idaresi, vallahi Avrupa'da da şeyde de ben ne duydum ne gördüm. Öncelikle piyasaların itimat etmesi ve çok bahsedilen, özellikle Babacan'ın falan da çok bahsettiği güven duygusunun aşılanabilmesi, sağlanabilmesi için bu üç söylemin geri alınması lazım. Ne bu? İşte ben faiz konusunda aynı yerdeyim. Öbür tarafta işte Sayın Mehmet Şimşek'in yapacaklarını kabullendik. Tamam da kabullendiniz siz. Yani Cumhurbaşkanı ve kabinen olarak kabullendiniz ama gerçi şey de halk da %52 ile borcun da halkın sırtına yüklenmesini kabullendi. Orada bir itiraz olmadı. Yani Sayın Erdoğan'ı %52 ile seçmek demek bu yüzden 199 milyar doların tamam biz öderiz dediğine eşdeğerdir. Şimdi hani Anadolu'da bir tabir var ya yırtılan hep tüfekçi Bekir'in yakası oluyor diye. Burada yırtılan hep halkın yakası. Yani yukarıdakilere, üst düzey yöneticilere falan çok bir şey olmuyor. Çok değil, hiçbir şey olmuyor. Herkes keyfinde, rahatında. Vatandaş da işte hesap yapamadığından bazı söylemlere çok itimat ettiğinde mesela neye itimat etti? İşte bu Millet İttifakı PKK ile kol kola dedi. Hiç alakası yok. Çünkü oradaki 6 partinin 5 tanesi sağ tandaslı. Öbür taraftan şeyler ne dedi CHP'liler? Bu işte Kılıçdaroğlu partiyi sağa kaydırdı. O yüzden kaybettik dedi. Bir sol idare Altok'taki fikirler ortaya konmadı dedi. Öbür tarafta Hüdapar girdi. İşte anayasayla oynuyor şimdi. 3 tane 4 tane milletvekiliyle anayasanın
teklif dahi edilemez maddelerine dokunmaya çalışıyor. Öbür taraftan yeniden Refah Partisi lideri diyor ki asgari ücret 15 olsun, ya 15 bin lira olsun. Ya öyle bir karmaşılık var ki ortada. Kimin ne dediği, kimin ne amaçla orada bulunduğu belli değil. Şimdi vatandaşın alım gücü, enflasyonun yüksekliği falan, Hüdapar'ı, onu bunu hiç ilgilendirmiyor. Onun amacı anayasayı bozmak, halkın birlikteliğini bozmak, öbürünün amacı koltukta oturmak, öbürünün amacı 5 milletvekilini 15'e çıkarmak, yani halka şirin gözükmek. Bir yaptırımı yok, 5 milletvekili ne yapacak? Öbüründe ne şiş yansın, ne kebap yansın, ben mecliste oturayım sevdası. Hı hı. Böyle ülke yönetilmez. Bunu biz seçimden önce de söyledik. Seçimden sonra da söylemeye devam edeceğiz. Çünkü insanı yaşat ki devlet yaşasın. Hı hı. Yani bu Türk milletinin en sözüne itibar ettiği Şeyh Edebali'nin sözü. Evet. Bunun gibi yığınla sözü var, tabii, tabii. Ama hiçbirine itibar edilmiyor. Yani burada insan yaşatılıyor mu ki devlet yaşasın? Ya benim görüşlerim de şöyle aslında. Yani en azından şunu kabul ediyor siyasal iktidar. Asgari ücrete zam yapmak arzusuna girdiği andan itibaren ülkede bir ekonomik girdap var. Artık açılabilir bir öngörüye de sahip olamıyorlar ve dolayısıyla buradan çıkışın ne diyelim buna faturasını al diyorlar, sen öde diyorlar, Mehmet Şimşek'e teslim ediyorlar ve Mehmet Şimşek aslında kendi getirmediği, kendi çıkarmadığı bir sistemi kurtarmak için bir rol üstleniyor. Şimdi bu rolü üstlendi ama tam yetkili olması lazım. Tabii yani. Ki öyle ama şimdi bu rolü üstlendi ama ben şuna çok karşıyım. Şimdi ne zaman ki asgari ücret ya da ne zaman ki emekli, ne zaman ki işte memur, ne zaman ki işte değişik işte sınıflandırmalardaki çalışanlara bir zam popülasyonu konuşulmaya başlansa markete bir gidiyorsunuz, ürünlerin fiyatlarında yukarıya doğru bir değişkenlikle karşılaşıyorsunuz. Ya bugünden başladı ya. Bugünden başladı. Dolayısıyla ben bu zamların gelmesini istemeyenlerdenim. Yani zam maaşlara yansımasın ki ürünlere tekabül etmesin. Bunun karşılığı ürünlerde bulmasın. Çünkü mesela bizim arkadaşlarımız da söylüyorlar. Sokakta karşılaştığımız bir işçi de bunu söylüyor. Asgari ücrette çalışan kişi diyor ki ben 2850 lira asgari ücret alırken alım gücüm daha yüksekti ve daha rahat koşullarda yaşıyordum. Daha sosyal ortamlarda kendimi buluyordum diyor. Şimdi bugün gelinen noktada asgari ücret 8500 lira ama diyor ben yaşayamıyorum ve ayın sonunu getiremiyorum diyor. Yani ben bekarım diyor bir de bunu söyleyen kişi. Ben bekarım diyor. Yani evli değilim, çoluğum yok, çocuğum yok. Ev kirası da ödemiyorum diyor bu arada. Şimdi üstüne de evli olacak bu insan. Ev kirası da ödüyor olacak ve çocukları da olacak ve 8500 lira vereceksiniz. Bugün açıklandı biliyorsunuz ki açlık sınırı 12 bin liraya yakın. 12 bin. Yani 10.260 diyen var, 11 bin diyen var ki değişik işte hesaplamalar var. Ama görüyoruz ki, asgari ücret 10 bin lira da olsa bunun altında. Ve dolayısıyla siz insanları yaşatmak için devletsiniz. Yani insanı yaşat ki devlet yaşasın mantığından hareketle siz insanları sizin sorduğunuz soru üzerine yaşatabiliyor musunuz? Yaşatmanız gerekiyor ama yani şimdi bir taraftan porsiyon küçültün diyeceksiniz normal vatandaşa. Siz porsiyonlarınızı artıracaksınız. Burada bir dengesizlik var, burada bir çelişki var. Oysa ki ekonomist Özgür Demirtaş yani çığırtkanlık yapıyor, bağırıyor bize diyor ki bugünkü NAS sisteminin doğurduğu acı faturanın hep birlikte kurtaracak olursak bir denge kuralım diyor. İşte bugün işte bilim insanları, işte ekonomist akademisyenler, gazeteciler, kanaat önderleri fikirlerini ortaya koysunlar. İşte zenginler vergilerini artırsınlar. Tabii siyasilere de bir rol düşüyor. Nedir bu rol? Kenar sıksınlar, tasarrufa gitsinler. Yani porsiyon küçültsünler diyor. Ama bizim siyasilerimiz vatandaşa söylüyor, porsiyonu küçültsünler diyor. İşte kilo ile alamıyorlarsa taneyle alsınlar diyor. Şimdi iyi de sizin vatandaşa gidip o istiyorsunuz. Vatandaşı iyi yönetmek için o istiyorsunuz. Vatandaşta iyi yöneteceğinize dair vaatlerde ve sözlerde bulunuyorsunuz. Ama siz şimdi vatandaşı giderek yoksullaştırır ve kendinizi giderek zenginleştirirseniz yani buradaki bu çelişkiyi bugün işte siz görmek istemiyorsanız ya da vatandaşa göstermek istemiyorsanız bile bunu gören bir enerji var, bir güç var. Bu güç size bunun hesabını bir gün sorar. Yani bu güç yani inandığınız Allah. Dolayısıyla siz bunu
yargılanmaktan da mı korkmuyorsunuz işte ahirete gittiğinizde bunun hesabını nasıl verebileceğinizin endişesini de mi taşımıyorsunuz ki insanlara sürekli böyle bir ağır fatura içerisinde sürekli stres, sürekli sinir halleri, sürekli işte hastalık hücrelerini harekete geçirtiyorsunuz. Bugün işte atanamayan öğretmenler Ankara'da eylem yapıyorlar. 7 yıldır atanamıyormuş bir kadıncağız. Ben diyor kanser oldum diyor, ben stresten kanser oldum ve ben şu an kanser hastasıyım. Buraya hakkımı aramaya geldim. 55 bin öğretmen ataması sözü verdiler bana diyor. Şimdi asgari ücretli diyor ki ben artık diyor 10 bin lira olan kiraya diyor artık oturamayacağım, ödeyemeyeceğim. Çünkü ben memleketime dönüyorum diyor İstanbul'dan. Yani memleketinize de dönmeyin yani. Çünkü Kayseri'de de ev kiraları aldı başını gitti. 2 gün önce beni bir arkadaşım aradı. Kızının düğünü var. Düğün yapacak ve bir ev kiralamaları gerekiyor. İşte birisi bir söz vermiş. Sonra sözünden vazgeçmiş. Çünkü artan kirayı görünce buna verdiği sözün karşısındaki duyduğu bir rakam altında kalınca demiş ki ya işte orayı kızımıza vereceğiz. Bizim kızımız gelecek işte Ankara'dan. Kusura bakma demiş. Peki bu çocuk yeniden bir kızına ev aramaya başlamış. Fiyat 8 bin lira. Kayseri'de 8 bin lira. Asgari ücret 8.500 lira. Hani ben İstanbul'dan kaçıyor, Anadolu'ya geliyor ama Anadolu'da da bunun çok şeyi kalmadı, cazibesi kalmadı. Şimdi, oysa ki Sayın Cumhurbaşkanı ne demişti? 2021 yılının Ekim ayında biz kesinlikle bu fahiş artışının önüne geçeceğiz demişti ve 15 Temmuz'a kadar biliyorsunuz %25 sınırı getirmişti kira artışlarına. Bugün %25 kira artışlarına hiç kimse uymuyor. Dolayısıyla şimdi kimsenin uymadığı bir ortamda siyasi otoritenin buna dur diyebilecek bir mekanizması niye çalışmasın? Niye ya çalıştırılmıyor? Yani... Niye kontrol edilmiyor? Hı. Niye insanlar kira artışından kaynaklı mağduriyet yaşıyor ve ben 2 gün sonra buraya çadır kuracağım diyebiliyor? Hani bunları üst üste koyduğumuz zaman siyasal iktidarın sadece ekonomi politikalarından doğan sorunlar, mağduriyetler saymakla bitmiyor. Yani ben bir taraftan bir işçiyim. Ben çocuğumu rahat yetiştirmek istiyorum. Çocuğumun gözünü hiçbir şekilde dışarıya baktırmak istemiyorum. Çocuğum yani bir insan olduğu için tüketmesi gereken ürünleri ben ona almak istiyorum. Ama benim aldığım, hak ettiğim emeğimin karşılığı olan ücret buna müsaade etmiyor. Peki ben bir babayım. Benim bir gururum var. Ben o çocuğuma bunu yediremezsem zengin bunu yedirir ve benim çocuğum zenginin çocuğuna yedirdiğini görürse ve bunu tüketemediği için iç çekerse ve bunu da bana anlatamazsa ve ben bunu bir yerde karşılaşır çocuğumun yaşadığı bu duygu durumundan yaşamış olduğu bu girdabı görürsem ben kahrolmayacak mıyım? Şimdi kahrolacağım. Varsayımlara gerek yok. Yaşayanlar var çünkü bunu. Ben hatırlatıyorum. Bunu, varsayım değil bu. Bu işte şöyle olursa böyle olursa. Ballı kaymaklı sofralar. Bunu yaşayanlar var zaten. Ekmekli yaşıyor çay, zaten. Evet. Çay simidi diyor. Yani bu böyle yani, olursa bu böyle olursa diye değil. Evet. Bunu da bizi idare edenler görüyor. Hı-hı. Yani şimdi 28 Mayıs seçimlerinde bu insanlar yani esas Türkiye'yi oluşturan patronlar bir karar verdi. Aha. Bu kararın böyle sonuçlar doğuracağını da sadece %48 değil, %88 biliyordu. Hı hı. Yani bu tabii, aynı sınıfların tabii yani ki büyüyerek devam edeceğini zaten biliyordu. Şimdi asgari ücret Avrupa'da %4 asgari ücretli hı hı. çalışanlar. O da 1800 ile 2100 euro arasında. Hı hı. Orayı hadi baz almayalım. Bu ülkenin çalışanının yarıdan fazlası asgari ücret ya da komşularını alıyor. Yani çalışan toplumun aşağı yukarı %80'i asgari ücret ve civarı fiyatlarla çalışıyor. Hı hı. Emeklisini soruyorsanız tüm perişan. Hı hı. Şimdi düşünebiliyor musunuz? 7500 lira emekli maaşı. Üstüne de 2500 lira boş bulacaksınız, 10 bin lira gidip kira vereceksiniz. Nasıl olacak bu? Ya tam sizin bu söylediğinize bir örnekle cevap verebilir miyim? Daha doğrusu cevap değil de size katkı amaçlı. Geçtiğimiz günlerde Twitter'da bu iyice trend oldu. Yani bir Suriyeli ile bir röportaj gerçekleştiriliyor işte geçinebiliyor musunuz diye. Ben diyor geçiniyorum diyor yani. E tabii geçiniyor. Ben diyor 20 bin lira kazanıyorum, 25 bin lira kazanıyorum diyor. Ben vergi ödemiyorum diyor. Tabii. Asgari ücretle ölsün diyor. Bunu söyleyen Suriyeli bir sığınmacı. Ya sen nasıl vergi vermiyorsun ya? Benim ülkemde yaşıyorsun. Ya şimdi, benim ülkemin vergi, her türlü olanaklarından yararlanıyorsun. Ben bunu kesinlikle ayrıştırmacı ya da işte bir zihniyet falan şölen değil. Şölen bir duyguyla falan söylemiyorum. Hayır, bu ülkemin gerçek. İçerisinde yaşayan şimdi, vatandaşın anayasadaki haklarını yerine getirmemesinden şikayetçiyim. Yani niye getirmiyor anayasadaki hakkı? Senin de sığınmacılara dönük anayasada bir hakkın var. Ama sen bunu fazlasıyla bana diyorsun ki asgari ücretli ölsün. Sen benim halkıma nasıl ölsün diyebilirsin. İşte haddini bil yani. Bu sadece
vergiyle alakalı da değil. Değil tabii ki. Şimdi sağlıktan ücretsiz yararlanıyorsun. Sağlıktan sıfır ücretsiz. Evet. Vergi sıfır. Evet. Plaka vergisi, otomobil vergisi yok, sıfır. Yok. Artı bir de çok kalabalıklar biliyorsun. Bir ailede ya 8 kişi var ya 10 kişi var. Evet evet. Bir de maaşları üç var bunun. 3 tane evli kadınlar ya erkekler. Ya 20-25 milyon lira yine az söylemiş. Hı-hı. Demek ki o maaşları söylememiş. Hı-hı. Yani bu şu ülkenin düştüğü bir duruma bakar mısınız? Hı-hı. Allah aşkına. Hı-hı. Adam diyor ki ben diyor buradan geçiniyorum ama buradaki adam ölsün ben daha fazla geçineyim evet. diyor. Bana ne diyor ya? Bana ne diyor? Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani. Saygı da duyuyorum. Yani misafirsin saygı duyuyor. Yani biz sana hep misafirsin diye hep saygı bu, duyduk. Misafirlik falan kalmadı. Biz. 2011 yılından bu yana misafirlik mi kaldı ya? Evet ev sahibi olmak. Bunlar ev sahibi oldu zaten. Yani burada ama işte yani hükümet diye adlandırdığımız mekanizmanın bunlar üzerine bir tahakkümü olması lazım. Ya şimdi, ağırlığı olması lazım. Ya iyi de şimdi bunlar hükümet şey dediğin mekanizma ki. Kimi bakan yapayım, kimi bakan yardımcısı yapayım etrafından. Kimi komisyon başkanı yapayım? Bunun derdinde. Vatandaşın derdinde falan değil. Yani millet sıkıntısı yok adamların. Milli irade sıkıntısını seçimden seçime kullanıyorlar da onun haricinde millet diye bir duygular yok. Ümmet zihniyeti var. Şimdi bugün sizinle birlikte bir anket yaptık değil mi? Evet. Yani bizim ofisin altında yani birebir anket yaptık insanlarla, evet, oradan evet, gelip geçen evet, genç evet, kızlarla, evet. erkeklerle. Sorduğumuz iki tane soru vardı. Sorumuz şuydu, bu soruyu tekleyerek sorduk. Dedik ki, oy kullandınız mı? Evet. Neye göre oy kullandınız? Yani oy kullanırken sizin kendi özel yaşamınız mı öndeydi, ülkenin bekası mı öndeydi? İkiye ayrıldılar. İki kişi dedi ki, ülkenin bekası dedi. Beş kişi dedi ki, benim yaşamım önemli dedi. Evet. Yani burada önemli olan şey şu. O iki kişiden biri de, ben dedi, Türkçeyi çok iyi bilmiyorum. Evet. Beka ne demek? Onu bir açarsanız evet, cevap verebilirim dedi. Ben de bekayı anlattım ona. Evet. evet. Şimdi yani gördük, bu buradan şuraya geliyoruz. Gördük ki burada vatandaş aslında bilinçli. Yani beka sorunu peki? varsa, hayır şu anlamda beka sorunu varsa bunu çözmesi gereken vatandaşın kendisi değil, devlet güvenlik kurumlarının kendisi. Dolayısıyla burada bu beka sorununu vatandaşa gerçek bir sorun ve bunu birlikte çözeceğiz diye gösteren bir siyasal iktidar yeniden iktidarını ya, perçinledi. Ben bunu ve bunda başarılı olundu. Ha bak defalarca bunu anlattım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin beka diye bir sorunu yok. Olmaması da lazım. Şu yok durumda. Yani bu gözüküyor. Biz de seyrediyoruz, televizyon izliyoruz, kitap okuyoruz, gazete takip ediyoruz falan. Beka sorunu şu anda dünyada kimin var? İsrail ve komşularının var. Hı hı. Gazze'nin var, işte Filistin'in var. Var vesaire. Öbür tarafa çıkarsan Ukrayna'nın var. Hı hı. Orta Doğu'ya inersen Lübnan'ın var. Tunus'un var, Yemen'in Tunus'un var. Tunus'un var, Yemen'in var. Niye? İsrail'in genişleme alanında oldukları hı hı. için. Evet. Yani bunların dışında beka sorunu olan bir ülke yok. Herkes kendi derdine düşmüş. Evet. Ama siyasi otorite hı hı. ya da siyasi zihniyet, siyasi kafa hı hı. bunu kullanıyor. Yani, lehine çeviriyor. Tabii ki lehine algıyla çeviriyor. Algıyla lehine çeviriyor. Algıyla. İşte şimdi bu seçimde gördük. Ve terör popülizmi yaratılıyor. Terör burada. Yaratılıyor. Kardeşim bu ülkenin jandarması var, polisi Hı-hı. var, Milli İstihbarat Teşkilatı var. Yani bir yığın teşkilatı var. İki gün önce yine şehitlerimiz geldi. Yani bir yığın teşkilatı var. Evet. Bu teşkilatı muhalefet yönetmiyor ki, iktidar evet. yönetiyor. Evet. Hani ayakkabı numarasına kadar biliyordunuz? Hani şehitlerimiz gelmeyecekti? Hani Kandil'de 70 kişi kalmıştı? Hayır seçimden sonra hani şehitlerimiz gelmeyecekti? Gelmeyecekti. Böyle varsayımla seçim yatırımıyla bu işler ancak bu kadar oluyor. Şimdi 8 saat süren kabine toplantısı sonrası. Ne çıktı? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Tek dikkatimi çeken şey, buradan oraya bağlayacağım çünkü konuyu. Eğer ekonomiyle ilgili söylediklerinize de tabii ki yapabilirsiniz ama anayasayla ilgili bir değişiklik. Yine darbeci zihniyet söylemi. Yani biz en son 2009 referandumuna, 2010 referandumuna giderken bir anayasa değişikliği yaptık. Anayasa değişikliğinde askeri vesayet rejiminden kurtulacağız dedik. Ardından biliyorsunuz ki 2016 yılında 15 Temmuz hain darbe girişimi gerçekleşti. Hani biz askeri vesayet rejiminden kurtulmuştuk ve anayasa değişikliğini buna göre yapmıştık. Ardından bir baktık 2017 yılında yine bir referanduma gittik. Yine anayasa değiştirdik. Anayasa 1924 yılında kurulduğunda 1923 yılı Türkiye Cumhuriyeti ilan edildikten sonra Mustafa Kemal Atatürk ve kurmaylarıyla birlikte oturulup yazıldığında
bugüne gelene kadar 21 kez değiştirilmiş. Evet. Şu an 22.sinin değiştirilmesinin gazına bastık, gidiyoruz. Ve 7 kısımdan oluşan 177 ana madde, 16 geçici madde ile birlikte oluşturulan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, bilemiyorum ama bir siyasi ideolojinin tahakkümüne girmemesi gerekiyor. Çünkü bunun bağımsız olması gerekiyor. İşte şimdi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası öyle bir hale getirilmek isteniyor ki, bu ekonomik koşullarla da bağlayalım anlamında söyledim. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na baktığınızda Türkiye Cumhuriyeti laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletidir diyor. Evet. Yani sosyal demokratik hukuk devletinden kastı şuydu aslında. Sosyalde biraz ekonomiye dem vuralım. Bugün insanlar eğer gerçekten ekonomik girdi maliyetleri altında eziliyorlarsa, sosyal devlet orada devreye girmeli ve insanları yaşatabilmeli, özgürce, refahça, refah seviyesini yükselterek yaşatabilmeli. Ama bugün gelinen noktada biz bunu maalesef geride bıraktık. Şimdi Hüdapar'ın genel başkanı, geçtiğimiz hafta da burada konuştuk, tartıştık. Anayasanın teklif dahi edilemez ilk dört temel ilkesini, maddesini bizim önümüze getirdi. Bu kesinlikle değiştirilemez anlamına gelmiyor dedi. Sayın Bahçeli de salı günkü grup toplantısında bir anayasa çıkışı yaptı. Yine ilk dört maddeye... Şimdi benim merak ettiğim o zaten. Şu, şimdi ben sorayım, siz öyle devam edin isterseniz. Şimdi şey diyor ki, Hüdapar diyor ki, Cumhur İttifakı'nın bir ortağı bu arada, anayasanın ilk dört temel maddesi değiştirilemez anlayışından çıkılması gerekir diyor. Aynı Cumhur İttifakı'nın içerisindeki anayasayı koruyucu, kollayıcı vazifesini üstlenen, sorumluluğunu üstlenen Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri Devlet Bahçeli de anayasanın ilk dört temel maddesiyle kimsenin sorumlu olmaması lazım diyor. Aynı cephede iki ayrı görüş var. Nasıl olacak? Şimdi üç ayrı görüş var. Sayın Erdoğan da Erdoğan da yeri de başka. Da ayrı bir görüşü var. Şimdi daha önce, seçimden önce Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli 100 maddelik 100. yıl için bir anayasa teklifi sundu, verdi. Evet. Mecliste de, sarayda da o 100 madde var. Şimdi bu 100 maddede ne var? Bir kere ilk 4 madde kesinlikle var. Dokunulmayacağını, kırmızı çizgi olduğunu Fethi Yıldız da söyledi, biliyorsunuz. Evet. Genel Başkan Yardımcısı. Örneğin bir şeyde Sayın Devlet Bey'in 100 maddesinin içinde ne var? 66. madde var. Çok önemli bu. Yani bu kadar sığınmacının olduğu bir ülkede 66. maddenin sabit kalması çok önemli. Evet. Kalmalı da. %100 katılıyorum. Ne var? Cumhurbaşkanlığı yardımcılarının da bir ya da iki, kaç kişi olacaksa baştan belirlenip halk oylamasıyla seçilmesi var. Yani ben seni atadım, sen benim yetkime aitsin, devlet memuru gibi olmaz diyor. Orada da %100 haklı. Yani belki de muhalefetin diyor şeyi kazanacak. Bir istişare olacak, bir ortak fikir, ortak akıl ortaya çıkacak. Devlet Bey bunda da çok haklı. Yani ben tespit ettiğim maddeleri bugün bunlar. Bir üçüncüsü var. Merkez Bankası kesinlikle bağımsız olmalı. Bu anayasayla bağlanmalı. Atama, değiştirme, vay işte efendim söz dinlemiyordu, değiştirdik gibi ifadelerin Merkez Bankası'na kesinlikle dokunulmasını istemiyor. Yani buna benzer birçok madde daha var. Bunu aslında tam açıklamadılar ama bunları ben bir yerden edindim. Bana göre bu ilk dört maddeyle beraber 66. madde, Cumhurbaşkanlığı yardımcısının halk tarafından seçilmesi, Merkez Bankası'nın kesinlikle bağımsız olup hiç dokunulmaması, ki bu beraberinde işte Futbol Federasyonu şunu bunu da getiriyor. Özel kuruluşları ülkedeki. Evet. Şimdi yarın bu anayasa ortaya geldi. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki, anayasayı diyor ortak yapalım diyor. Nasıl yapacağız? Sen Hüdapar var, senin ortağın diyor ki dört maddeydi. Yani bırakın muhalefeti, kendi içinizde bile farklı görüşler var. Tabii ki yani onu diyorum. Sen hikmet dört madde teklif dahi edilemez diyor. Sen diyorsun ki niye edilemezsin, bunu değiştirelim. Ne yapacaksın? Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin adını mı değiştireceksin? Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağını mı değiştireceksin? Üstüne yıldız mı bir tane daha ilave? Ne yapacaksın? Yani adamların kafası şu. Eyalet böyle bir şeyine geçelim istiyorlar. Yani Türk bayrağı demek yerine Türkiye bayrağı değil. Ne değişiyor? Şu değişiyor. Çok önemli. Eyalet olursa işte Amerikan bayrağı gibi birer tane de altına köşelerine yıldız ilave edelim diyor. 7, 8, 1 neyse işte bir eyalet olsun istiyor. Hüdaparcıların amacı bu. Hizbullah'ın amacı da buydu. Türkiye'yi bölmekti. Evet. Şimdi sen bu ittifakın içinde barındırıyorsun.
Ve şunu da söylemiyorsun. Ya arkadaş, bizi bu insanlar, ya bu milli irade seçti ve biz şunları 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 yaptık. Devletin bütün imkanlarını kullandık. İşte şeyde videolar ürettik, ürettirdik. Algı operasyonu yaptık. Yani bakanlıkların, devletin bütün şeylerini kullandık. Biz bu seçimi kazandık. Bunu niye bozmak mı istiyorsunuz? Bu konulara girmeyin demiyor. Niye? Kendi kafasında da var bu. İlk dört maddenin değişmesi. Ya şey çok ilginç. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da işte bu yeni anayasa yapalım vurgusu da. Hani niye gerek vardı? Altındaki açıklama çok ilginç. Yani siz ki bu 21 yıllık iktidar tarihiniz boyunca 3 kez mevcut Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın değişikliğine gittiniz. Yani mevcut anayasa, işte dediniz ki şu hususlarda, ki birazdan onları da sıralayacağım zaten, önümüzü tıkıyor. Yani bizim önümüzü tıkamıyor. Türkiye'nin geleceğinin önünü tıkıyor dediniz. Bunu açıldı mı geleceği? Bunu genişleteceğiz dediniz. Peki şimdi yeni bir tıkanıklık var. Onun önünü açacağız diyor Sayın Cumhurbaşkanı ve altını şöyle dolduruyor. Diyor ki ülkemizi darbe mahsulü, ki bu çok önemli bir şey, bakın, ülkemizi darbe mahsulü mevcut anayasasından hep birlikte kurtaralım istiyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci asrındaki yolculuğumuzu sivil, özgürlükçü, kuşatıcı, toplumumuzun tüm kesimlerinin sahiplenebileceği bir anayasanın etrafında kat edelim istiyoruz. Şimdi yani özgürlükçü vurgusu çok önemli burada. Yani kuşatıcı toplum, sivil toplum, bunlar çok önemli vurgular. Şimdi diyor ki Türkiye artık bunu gerçekleştirebilecek siyasi atmosfere kavuşmuştur. Yani, sanki hani şey gibi algıladım ben. Recep Tayyip Erdoğan ilk kez Cumhurbaşkanı seçilmiş ve bugüne kadar başka kişiler ya da başka bir cumhurbaşkanı ya da başka bir ideoloji bu ülkeyi yönetiyormuş gibi söylüyor. Bura çok önemli, tekrar söylüyorum. Türkiye artık bunu gerçekleştirebilecek siyasi atmosfere kavuşmuştur. Demokrasimiz ayağına vurulan son zinciri de kıracak güce ulaşmıştır. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleriyle Türkiye artık yeni bir lige yükselmiştir. İnşallah görev süremiz boyunca Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızla birlikte Türkiye'yi sivil bir anayasayla buluşturmak için çalışacağız diyor. Şimdi ya bu gerçekten bana dokunuyor. Bir vatandaş olarak bana dokunuyor. Bir gazeteci olarak bana dokunuyor. Neden dokunuyor? Oynamayalım, gelin anayasayla. Ya, bence siz kendi iç tüzüğünüzde bir değişikliğe gidin. Somut koşulların, somut tahlilini bir yapın. Yani kurulduğunuz süreçteki somut koşullar neydi? Gelinen süreç itibariyle yaşanan somut koşullar nedir? Arasındaki farkı koyun ortaya. Neden söylüyorum bunu? Siz milli görüş çizgisinden gelenekçi bir çizgi diye orayı adettiniz ve biz bu gelenekçi çizgiden yenilikçi bir çizgi olarak ayrılıyoruz dediniz. O zaman burada kendinizi bir yenileyin. Hani diyorsunuz yani kafaların yenilenmesi lazım. O zaman kafaları bir yenileyelim. Anayasayı niye yeniliyoruz? Yenileniyor mu? Hayır. Kafalar yenilenmiyor. Niye? Bir anayasayı yenilemeye çalışıyoruz. Hayır. Şimdi şöyle bir şey var. Orada çok gizli bir nüans var. Evet. Yani şimdi benim anladığıma göre, hı-hı, yani biz ülkeyi 21 yılda, hı-hı, belirli görüşlerden bir şeye soktuk. Kalıba soktuk. Bir kalıba soktuk. Yani bundan sonra bizim anayasayı değiştiriyoruz, özgürlükçü falan yok, hikaye onlar. Hı-hı. Özgürlükçü, hı-hı, diyen biri yani 12-13 yaşındaki çocuğu içeri attırabilir mi? Ya onun, 16 yaşındaki bir çocuk size bıyık yaptı diye içeri attırabilir misiniz? En son örneği işte. Yani bu olabilir mi? Ya yani bu nasıl bir özgürlükçü isteği kafa? Orayı oluşturduk. Buna da bir anayasa lazım. Ha, burada hata Sayın Devlet Bey'in. Hı-hı. Cumhurbaşkanı anayasaya uymuyor. O zaman biz anayasayı Cumhurbaşkanı'na uyduralım dedi ya. Oradan başladı bu işler. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin 24 yılındaki anayasası bazı şeylerden ibaretti. Yani yoksulluk, bilmem işte şu bu, ya bir sıkıntıyla yazılmış bir anayasaydı. O günkü imkanlarla. O günkü imkanlarla. Ondan sonraki değişen bütün anayasaların içinde en doğru anayasa, 60 tam anayasa. Bu sizin söylediğiniz şekillerin hepsini kapsıyor. Sadece idam orada var. Onun haricinde hepsini kapsıyor 61 anayasası. O zaman getir 61 anayasasını, revize et. 61'deki anayasayı revize et, işte 61'de yapmışlar. Ben buradan idamı çıkarıyorum. Geri kalanını, bazı maddelerini, o günkü şartlar 61 yılı, bugün 2023 yılı. Revize ediyoruz ve şu anayasa çıkıyor ortaya deyin. Şimdi burada Devlet Bey birçok maddeye karşı.
Olmazsa olmazım diyor. Salih abi, ben yenilenmesine karşı değilim. Ya değiştirilmesine karşıyım. Ya yenilensin, onun koyu yolu var. Ben değiştirilmesine karşıyım. Yani her siyasi ideoloji burada iktidara geldiğinde kendi ideolojisine dönük olarak değiştirmek giderse, orayı o şekilde reforme ederse, bu ileriki kuşaklara çok tehlikeli bir süreç yaşatır. Ve o zaman her gelen anayasada değiştirir. Yani kesinlikle, kesinlikle öyle. Şimdi koskoca Amerika ne zaman kurulmuş? Keşfedildikten sonra İngiltere'den, Fransa'dan, nerede pis bulaşık adam varsa oraya gönderilmiş falan. Orada işgal edilmiş. Oraya gönderilmiş. Orada bir insan topluluğu yaşasın diye. Siyahiler orada işte. 1864 müydü? 1864 ya da 62'de keşfedildi, 64. Şimdi bu anayasa, Amerika'nın anayasası şu A4 kadar. Evet. O gün bugün o anayasaya siyasi de, Pentagon'u da, FBI'da, siyaseti de, FBI'yi de, polisi de hepsi riayet ediyor ve sınırsız bağlılar. Hatta Pentagon ve Senato başkandan ayrı kalıyor Birleşik Devletler'in geleceği. Tabii ki. Diyor ki biz başkanın şeyine göre değil, biz anayasaya bağlıyız diyor. Şimdi bizim bu 21-22 kere değiştirilmiş anayasamız bize ne verecek Allah aşkına da daha bir daha değiştirelim? Hayır, ne olacak? Bizimle şu paylaşılmıyor mesela. İdeolojiler yerleştirildiği için bu anayasayı değiştirelim diyor. Bir de mesela şu var. Biz 2007 anayasa değişikliğine giderken evet hayır oylaması yaptık. Ben o dönem işte İstanbul'da yaşıyordum. O dönem röportajlar da gerçekleştirdik gazeteci olarak. Gerçekten hani İstanbul'da bir hani Beyoğlu biraz merkezidir, İstanbul'un ana merkezidir. Beyoğlu'nun biraz böyle arkasına doğru gittiğimizde biraz merkezin dışına çıkarsınız ve bir anda yaşam ve kültürü değişir. Oradaki yaşayan insanlara hani sorduk, evet oy hayır oylamasında ne düşünüyorsunuz? Evet, neden evet? Bir cevabı yoktu insanların. Çünkü ne için anayasa değişikliğine evet diyecekleri anlatılmadı topluma. Ne hayırcılar niçin evet denilmemesi gerektiğini anlattılar. Ne evetçiler niçin evet denilmesi gerektiğini anlattılar. Hayırcılar niçin hayır denilmesi gerektiğinin sadece ana hatlarıyla iktidarın çıkış politikalarının yanlışlığına dem vurmaya çalıştılar. Oysa ki orada ana böyle dokunucu maddeleri çekip alsalardı ve deselerdi ki bakın bu maddeyi siz oyluyorsunuz. Evet derseniz, bu evet çıkarsa sizin özgürlükleriniz şöyle kısıtlanacak, sizin işte sivilliğiniz şöyle sorgulanacak, sizin geleceğiniz şöyle tehlike altına girecek gibi ana vurucu noktaları belirlemiş olsalardı bugün belki bir noktaya gelmiş olmazdık. Belki bugün o günkü değiştirilen anayasanın kendisi bugün bizi hala koruyordu, kolluyordu. Ama bugün geldiğimiz noktada eğer biz anayasa değişikliğini bile bir tarafa bırakıp anayasanın da kararını tanımıyorum diyebilecek bir yetkiyi kendimizde bulabiliyorsak o zaman niye anayasa değişikliğine gidiyoruz? Niye bunu tartışıyoruz? Gerek yok. Bak şimdi, bu da ayrı bir... Şurada da haksızlık yapmayalım. 2007 Anayasası referandumunda anayasayı en iyi anlatan, hatta Sivas konuşmasında sadece anayasanın değişen maddelerini anlatan Sayın Devlet Bahçeli'ydi. Yani bunu en iyi şekilde neden hayır verilmesi gerektiğini zaten anladım. CHP ve MHP'nin böyle bir sorumluluğu yok mu? Var. En iyi şekilde o yaptı. Yani kimse bunu anlatmadı demek haksızlık olur. Hayır, ben kimseden kastım o, şu. Tamam, anlıyorum. O dar imkanlarla Sivas konuşmasında ya Sivas mitinginde Devlet Bey bu değişen maddelerin, zararlı olan maddeleri tamamen harfiyen o tek tek konuşmasıyla anlattı. Fakat şimdi algı sadece 2023 seçiminde yapılmadı bu ülkede. Algı referandumlarda yapıldı, seçimlerde yapıldı, belediye seçimlerinde yapıldı. Yani bunu kimse gizleyemez. Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul'da dedi ki Sisi'ye mi oy vereceksiniz, Binali Bey'e mi oy vereceksiniz dedi. Bu algıdır. Yani halkı diyor ki ya Sisi bir darbeci falan. Öbür taraftan işte bu 2023'te bir sürü algı, 2018'deki algı bir şahlanış algısıydı. O da ayrı bir pencere. Yani dedi ki verin bu kardeşinize oyu, yetkiyi. Bu dedi nasıl dedi faiz ulaştı, dolar nasıl düşer, enflasyon nasıl sıfırlanır, tek haneye düşer görün derdi. Dedi. Bu da bir algıydı. Adamlar dedi ki ya yaparsa Tayyip Bey yapar dedi. Güvendi insanlar yani. Yani bir şey bu da bir algıydı ama. Güvenmek suç mu? Ya algıydı, güvenmek suç değil, tecrübe yani. Suç.
Yani şimdi Oscar Wilde'ın çok önemli bir sözü var. Pişmanlıklara sığınmayın diyor. Yanlış yapmayın. Tamam. Hata yapmayın diyor. Anladım. Kardeşim iyi de 2022 seçimi, arkasından bir seçim, arkasından belediye seçimleri, arkasından memnuniyet seçimleri. Yani bu algıların oluştuğunu hiç mi kimse görmüyor? Yapmayın artık ya. Yani anladım. Yani ya şu Şahap Karcıoğlu denen arkadaş şeye geldiğinde 7 liraydı dolar ya. Yani 23 kere, lirayla bıraktı arkadaş ya. Bir kere güvendiyseniz, kandırıldıysanız bir daha tecrübe edin ve bir daha güvenmeyin ve kandırılmayın elbette, diyorsunuz. Elbette tabii ama, ki. Ama siyasal iktidar da diyor ki biz kandırıldık, biz aldatıldık, biz oyuna geldik diyor. Ya iyi de sen kandırılıyorsun diye şimdi, binlerce vatandaş da kandırmanın bir mantığı yok biz, ki. Biz gerçekten çok önemli bir aslında konuyu tartışıyoruz şu an. Ama bu önemli bir konuyu tartışıldığını insanların da görmesi, duyması, anlaması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü bu bizim geleceğimiz, bu bizim kutsal kitabımız. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kutsal kitabı. Ya tapusu. Tapusu ve dolayısıyla bu vatanın, misaki milli sınırlarının, bayrağının korunması, kullanılması gerektiğinin bir kanıtıdır ve bir teminatıdır. O yüzden biz hani siyasilerimizden gerçekten kendi düşüncelerinize dönük değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalabileceğine dönük adımlar atması gerektiğini hatırlatıyoruz. Ya şimdi şöyle Tolga bak. Bir araya gideceğiz eğer. Tamam. Bir şey, kısa bir buyurun, şey daha söyleyeyim. Buyurun. Özür dileyelim. Estağfurullah. Şimdi 1924 yılında yazılmış anayasanın üstünden tam 99 yıl geçmiş. Bugün 3 tane 4 tane milletvekili olan bir parti çıkıyor. Bu teklif dahi edilemez denilen bu ana hükümleri, yani ağacın kökünü devirmeye kalkıyor. Ya sen kimsin arkadaş ya? Sen benim kaderimle oynama hakkını nerede buluyorsun? Tabii bulmaması lazım. Yani buna Sayın Cumhurbaşkanı'nın da, Sayın ortaklarının da, zaten ortağın biri artık şeyle dağlarda taşlarda türkü söylüyor da. Onu dinledin değil mi Destici'nin? Dinledim, dinledim. Peki, yani bir araya gidelim isterseniz. Değerli izleyenler, kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Mehmet Öztesekin'in yapmış olduğu son açıklamasını, çıkışını konuşacağız. Tabii yağışlar sonrası kentte oluşan su baskınlarını konuşacağız. Kayseri Spor'u da unutmayacağız. Bizden ayrılmayın, kısa bir ara. Değerli izleyenler, Düşünce Masası programına değerli meslektaşım, ağabeyim, duayen gazeteci Salih Balcı ile birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. 28 Mayıs ve 14 Mayıs seçimleri sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir değişim rüzgarı esmeye başladı. Bu değişim rüzgarına dönük olarak sıcak sıcak gelişmeler an be an yaşanıyor biliyorsunuz ki. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dün Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede iki tarafın da sessizliği koruduğunu biliyoruz. Ama tabii Sayın İmamoğlu'nun yaptığı kısa bir açıklama var. Her şey güzel olacak şeklinde. Bugün de yine çok önemli bir gelişme yaşandı biliyorsunuz ki. Ekrem İmamoğlu'nun aslında yani kapatılan bir dosyası yeniden açıldı. Dosya 2015 yılındaydı. Danıştay bir karar vermişti. Bu dosyayla ilgili görüşecek bir şey yok diye ama bu dosya yeniden gündeme geldi. Tabii gündeme gelmesiyle ilgili bugün de bir karar, daha doğrusu bir duruşması vardı. Duruşma ertelendi. Bir de biliyorsunuz YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan bir dava ve o davanın sonunda da bir ceza çıkmıştı. Bu cezanın da istinaf mahkemesinde olduğunu da hatırlatalım. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi tabanından bir değişim istendi. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adaylığı açıklamasından sonra bir açıklama yapmıştı. Son kez grup toplantısına katılıyorum. Bir daha grup toplantısına katılmayacağım demişti. Bu arada partilerin grup toplantıları başladı. Sayın Kılıçdaroğlu çarşamba günü, salı günü yapılan grup toplantısına genel başkan sıfatıyla katıldı. Tabii orada da mesajları vardı. Her türlü değişimin önünü açacağım dedi. Kesinlikle değişime engel olmayacağım dedi. Tabii bir oturmuş bir deyim vardır dünya genelinde. Değişmeyen tek şey değişimdir diye ama bugün de değerli meslektaşımız Selçuk Tepeli de kullandı. Maalesef değişmeyen tek şey bizim ülkemizde değişim olmuyor. Değişmeyen şey oluyor. Biz tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir değişim yaşanacak mı? Değişim yaşandıktan sonra bu değişim bir iktidarın da değişime işte sebebiyet verecek mi, sonucu olacak mı? Bunu bir tartışalım istiyoruz. Şimdi tabii Kılıçdaroğlu son grup toplantısına bir gidelim isterseniz. O gün son grup toplantısında yaptığı çıkışlar vardı. Bu çıkışlar da son derecede önem arz ediyordu. Çünkü CHP'de bir değişim olacak
diyen ilk kişi Ekrem İmamoğlu'ydu. Ardından Engin Altay bir çıkış gerçekleştirdi. Özgür sonra Özel söyledi. Grup Başkanı Özgür Özel derken 60 tane belediye başkanı Sayın Kılıçdaroğlu ile görüşme kararı almışlardı. Bunun üzerine Sayın Kılıçdaroğlu değişimin önünü sonuna kadar açacağım çıkışıyla gündeme geldi. Tabii bu grup toplantısından sonra da Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu görüşmesi gerçekleşti. Şöyle bir başlayalım isterseniz. Siz yine geçmişe dönük bütün partileri takip ettiğiniz gibi o günden bugüne siyasi hayatını devam ettiren partilerden bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte. Diğer partilere baktığımız zaman onlar yeni kurulmuş partiler. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin birden fazla genel başkanını siz gördünüz. Yani Deniz Baykal'ı gördünüz, Altan Eymen'i gördünüz, Hikmet Çetin'i gördünüz, Bülent Ecevit'i gördünüz ve son olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu gördünüz. Şimdi o dönemki Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yaşanan genel başkanlık değişimleri de bu sebeplerle mi yaşanmıştı? Yani tam bu sebeple değilse de yine bir benzerlik var. Benzerlik var. Bir başkanlık değişmesi her zaman bunlar siyasi partilerde olan şeyler. Şimdi şeye gelecek olursak son konuşmam dediği sanıyorum Sayın Kılıçdaroğlu seçilirsem. Seçilirsem bir daha gruba gelmeyeceğim ya konuşmayacağım. Bu bir de algı için söylenmiş olabilir. Ben onun çok ciddi bir anlam taşıdığını zannetmiyorum. Katılmasa iyi olmaz mıydı ki? Ya katılmasa iyi olurdu da şöyle bir değişim rüzgarı çıktı, bir söylentiler başladı. Bir cevap hakkı mı doğdu? Bir cevap hakkı doğdu. Yani o gruba başka nasıl bulaşacak? Hadi arkadaş Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine gelin de orada size anlatacağım demesinden ziyade meclise gidip o hakkı da var. Yani milletvekili olmasa zaten medyada takip ediyor. Tabii milletvekili olmasa dahi grup toplantılarına katılabiliyor genel başkanlar. Tabii. Orada bir sıkıntı yok. Onu bir fırsata çevirmeye de gerek yok. Onu bir fırsat olarak gördü ki tam bu sıkıntılarda ya orada söylediği çok önemli de mesajlar var. Mesela dedi ki ben bu geminin kaptanıyım. Bunu sağlıklı, sakin bir limana yanaştırmadan gitmem. Böyle sıkıntılar yaratmayın dedi. Yani neye söyledim buradan bunu? Buradan ne çıkar? Ya her şeyin bir takvimi var. Bir takvime göre hareket edeceğiz dedi. Yani takvime göre hareket edeceğini nereden görüyoruz? Kurultay kararını aldığından görüyoruz. Yani Ekrem İmamoğlu ile 3 kere görüştü. Çünkü Bülent Ecevit'in genel başkan olduğu dönemdeki gençliği, sloganları. İsmet İnönü'nün karşısındaki. Ha. Tabii ki yani orada söylemleri, kara olan söylemi var. Bir de ne ezen ne ezilen söylemi var. %42, %43 oy aldı o zaman. Şimdi dediler ki mesela halk dedi ki, belki kitaplardan okumuşsunuzdur, o günlük o şeyler çok hatırlamayabilirsiniz. Ecevit söylediklerini yapamadı dedi. Ecevit aslında söylenenin en büyüğünü yaptı. Yıllarca zulüm görmüş Türk insanına, Türk kardeşlerimize Kıbrıs'taki her şeye rağmen dünyayı karşısına alarak çıkartma yaptı, onları kurtardı. Eğer bugün Kıbrıs'ın yarısı Türkiye Cumhuriyeti geçiyorsa, ya Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti diye geçiyorsa, bunun sebebi ondan sonra dünya, sadece Amerika değil, dünya devletlerinin hepsi Türkiye'ye ambargo uyguladı. Yani hani diyorlar ya, bu geçmişe yönelik çok söylemleri var ya, işte benzin kuyruğu vardı. İşte yağ kuyruğu vardı. Ya kardeşim vardı da, ya bu ülkeye şu anda İran'ın üstünde olan ambargonun bir kat daha fazlası uygulanıyordu. Hayır, bir de zam gelecek diye satmıyordu ticaret erbabı. Ya o yüzden o sıra vardı, işte, o yüzden kuyruk vardı. Ama devlet görevini yapıyordu. Yine de buluyor, buşuruyordu. Fiyat artırmadan benzini de, mazotu da bir şekilde ulaştırıyordu. Tanzim satışlar kuruyordu. Tanzim satışlar kurdular. İşte acil ambulanslara, Ankara'ya, İstanbul'a hasta götürenlere gidip gelmiş zarureti olanlara belediyenin imkanlarından benzin, mazot verdiler falan. Yani şimdi tüp gazı özellikle getirip burada sattılar tanzim satışlar üzerinden. E şimdi bir 12 kilogramlık bir tüp 390 lira. Bunun cevabını kim verecek? 390 lira 12 kilogramlık bir tüp gaz. 100 lira 2 kilogramlık tüp gaz. Nasıl olacak? Yani ambargo yok böyle. Evet. Ambargo var öyle. Evet. Yani bunun geçmişi irdelemek ya da geçmişi referans almak. Referans almak çok bir şey kazandırmaz. Hı. Ama geçmişi unutmak da bir şey kazandırmaz. Ders çıkartacağız. Tabii, maziyi hatırlayacaksın ki geleceği görebilesin.
ve aynısını yapmayacağız. İşte maziyi hatırlamak demek, geleceği görmek demek, aynısını yapmayacağım. Bak orada şöyle şöyle yapıldı, bunlar hataydı. Biz bunu yaparsak gelecekte bu hataları biz de işlemiş oluruz. Niye söylüyorum bunu? Ekonomiye döndürürsek burada Sayın Rahmetli Turgut Özal çıktı dedi ki Allah bu millete bir daha kur korumalı mevduat sistemi getirmesin dedi. Kaldı ki Özal gelişmekten, gelişimden, iletişimden, hürriyetten, işte özgürlüklerden yana bir cumhurbaşkanıydı. En azından öyle gözüküyordu. O bile ekonomiyi ben ayağa kaldıracağım dedi, kaldırdı da. Çünkü Devlet Planlama Teşkilatı'ndan gelen Türkiye'nin ender beyinlerinden biriydi. O bile bu kadar sıkıntı olacağını, olduğunu, ödemelerin falan çok zorlandığını bütçenin görünce bunu söyledi. Şimdi Nebati geldi ne dedi? Bir sistem buldum ki dolar, euro dolacak hazine, cari açık kapatılacak, işte satacak Türkiye bilmem ne falan. Ne oldu? 199 milyar dolar arka kapı satışıyla doları baskılamaya uğraştılar. Bugün o 199 milyar doların üstüne 128 de koyarsan 227 milyar eder. Bir de 65 milyar dolar Merkez Bankası'ndan boş olan parayı hesapladığımızda ciddi. Yani daha şeyleri saymıyorum. Tabii. Ve kefen parası falan, onları saymıyorum. Toplam maliyet 450 milyar dolar. 450 milyar dolar sırf doları baskılamak için, evet. Seçim yatırımı olarak da 199 milyar doları kullanıldı. Yani bunu kime ne anlatacaksın? Evet. Bunu sen ödeyeceksin, ben ödeyeceğim. Evet. Yani nereden ödeyeceksin? Sen diyeceksin ki ya ben işte vergi vermiyorum falan. Veriyorsun. İçtiğin sudan vergi veriyorsun, yürüdüğünden veriyorsun. Yani tütün maddelerinden veriyorsun, alkol içeceklerden veriyorsun. Markete girdiğinde zinharer bütün kalemlerden veriyorsun. Veriyorsun. Yani o gibi bir ortamda Ecevit gibi birisi çıktı. Bir değişim rüzgarı estirdi. Estirdi, evet. Ve dolayısıyla başarılı oldu. Şimdi başarılı bugünün oldu. Gelinen koşullarında da ekonomi noktasında benzer hatalı politikalar ve bugün bunun karşısında hatalı. Başarılı olamayan tırnak içerisinde İsmet İnönü CHP'si var. Yani Kemal Kılıçdaroğlu var ama düşünce olarak baktığımızda yani İmamoğlu'na göre İmamoğlu Ecevit. Şimdi şöyle benzetiyorum. Kılıçdaroğlu İnönü. Sayın Kılıçdaroğlu biraz İnönü sülalesine benzer. Ya Erdal İnönü'nün şöyle bir cepheden resmiyle Kılıçdaroğlu'nun resmini yan yana koyarsanız benzerlik var, evet. Benzerlik var. Evet. Peki, ama şeyde de Ekrem İmamoğlu'nda da Ecevit'in çıktığı ataklık, gençlik, evet. Slogan ve o gençlere dinamizm var yani. Dinamizm var. Evet. Yani benzerlik çok var. Evet. Onun için de değişim dedikleri bu ama değişim hemen olursa zarar verir. Hı hı. Onu takvime göre, zamana yayarak yaparsan başarılı olursun. Şimdi hesapsız bir şeye daldın mı, havuzun ya da denizin boyuna kadar işte taşlık mıdır, kum mudur girer de başka bir şey çıkarsa bu olursun. Peki yani şimdi tamam bir değişim gördük ki Kemal Kılıçdaroğlu da kabul ediyor. Her türlü yani değişimi yani sonuna kadar açacağım diyor. Evet. Peki bu değişim olduğunda dümenin başına kaptan olarak Ekrem İmamoğlu mu geçecek? Ki önümüzde biliyorsunuz Mart'ta 2024 yılında bir yerel seçim var. Dolayısıyla ya işte formül arıyorlar. Türkiye'nin en önemli kenti, işte en büyük zamana kenti. Zamana yaymak dediğimdeki kastım o. Peki sormak istediğim soru o değil aslında. Sormak istediğim soru şu. Her şeyi göze aldılar ve Ekrem İmamoğlu'nda karar kıldılar. Şöyle bir sonuç var. Bir, Ekrem İmamoğlu'nun bir cezası var. 2 yıl 7 ay 15 gün kadar bir hapis cezası aldı. Dolayısıyla bu şu an istinafta. Bir de 2015 yılında yapmış olduğu ilçe belediye başkanlığı dönemindeki ihaleye fesat karıştırma. Ama imzası yok. İmzası yok. 200 bin liraydı galiba. 250 bin lira. 220 bin lira. İşte 220 bin o lira kamuyu zarara uğratmaktan bir dava açılıyor. Bu dava kapatılıyor. Danıştay soruşturma izni vermiyor. 2020 yılında gerek yok diyor. 2020 yılında kapanılında yani aradan 8 yıl geçiyor. Yani 2015'ten 2023 yılında. Şimdi bu dava yeniden açılıyor. Bugün ilk duruşması vardı. Dava ertelendi. Şimdi diyelim Ekrem İmamoğlu belediye başkanlığından ayrıldı ve geldi Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı olarak seçildi. Şimdi şöyle. Ne olacak? Şimdi şöyle bir şey var. Yani bu siyasal iktidarın
demokrasi değil de hukukun, yani adaletin kılıcıyla siyasete yön vermeye kalkması çok tehlikeli bir şey ve hiç başarılı olunmamış bu konuda. Ne Türkiye'de ne Avrupa'da. Hı hı. Yani bir kere iktidarın buradan vazgeçmesi lazım. İmamoğlu'nun söylediği orada çok ince bir söz var. Türkiye İstanbul'dan ibaret değil diyor. Hı hı. Yani İstanbul'a biz gerekli mücadeleyi vereceğiz. Tabii ki İstanbul önemli diyor ama bu arada İstanbul'u kurtararım derken Türkiye gidiyor, haberiniz yok diyor. Hı hı. Ya bu çok önemli bir tespit. Tabii, tabii, tabii. Yani Kılıçdaroğlu'nun limana gemiyi yanaştırmam lazım, sakin ve rahat bir limana demesinde de bir sürü şey var. Mesaj var. İfade var, mesaj var. Özgür Özel'in işte Ekrem İmamoğlu ceza alırsa, daha doğrusu ceza almaz. Yani yaptığı hiçbir şey cezayı gerektirecek işler değil. Yani bu ancak siyasal iktidarların adaletin kılıcıyla, yani adaletin, yani erkler ayrılığının olmaması sebebiyle vurulan bir darbe olacak. Onun için de Özgür Özel'i orada ikinci pozisyonda hazırlıyorlar. Çünkü o da grup başkan vekiliydi. O da insanların tanıdığı, halkın bildiği, tanınma oranının Ekrem İmamoğlu kadar olmasa da ondan bir tık aşağıda olduğunu herkes biliyor. Evet. Ha, olur mu Özgür Özel'le? Yani o da olur. Yani şunun için söylüyorum bunu. Özgür Özel olsun, o olsun, bu olsun diye değil. Kemal Kılıçdaroğlu aday olur mu? Bence olmaz. Olmayacak gibi de duruyor. Ama bir takvime göre hareket edip bir sağlam zemine oturtarak bu işi düğmeye basmaları lazım ki benim tahminim onunla ilgili konuşuluyor, onunla ilgili görüşmeler yapılıyor. Bir kavga, bir gürültü, işte o yandaş medyanın sunduğu gibi değil işler. O gün televizyonda herkes gördü. Golf sahasının kenarında golf yapanlarla muhabbetini, oradan yürüyüşlerini, oradan şeylerini falan. Yani bir gerginlik olsa öyle olmaz. Böyle herkes birbirine ters bakar. Yani diyalog yöntemiyle çözecekler bu işi. Anladım. Bir öyle diyorlar zaten. Yani varabilecek bir şey şimdi yok. Şöyle bir şey yok var. Sonuç e sen karşı tarafı kavga dili, işte sokak dili, ağır dil, küfür dili kullanıyor deyip de aynı dili sen de kullanırsan bir şeyde, bir parti değişiminde, o da olmaz. Yani o kadar çok denge var ki burada kullanması gereken, pat diye çıktığın zaman adam da oradan hemen işte bir sürü algıyla dayalı. İşte bir seccade olayı var ya. Ya şimdi, Türkiye Cumhuriyeti'nin yığınla sorunu varken seccade miydi sorun? Ben şöyle düşünüyorum biraz daha. Yani kişinin kim olduğunun bir önemi yok da ben artık dünya düzeninin değiştiğine inanıyorum ve bunu görüyorum. Yani bir teknoloji diye bir icat çıktı ve dolayısıyla buna dönük bir sürü işte buluşlar gerçekleştirildi, aygıtlar geliştirildi ve bugün sanal diye bir dünyamız var artık ve dolayısıyla dünya nüfusunun yarısı neredeyse kendini orada hayat buldu. İşte kimileri buradan ticaret yapıyor, kimileri buradan eğitim alıyor, evet, kimileri burada arkadaşlıklar kuruyor, kimileri burada oyunlar oynuyor, kimileri burada işte kendine yeni işte zeminler hazırlıyor, gelecek planları kuruyor vesaire. Yani kültürel bir artık bir devrim var. Yani sanal bir teknolojik, dijital bir devrim var. Dolayısıyla şimdi bir değişimin olduğu açık ama bu değişime dönük olarak kimin nasıl bir ayak uydurabileceğinin bir önemi var ki bugün ben Kılıçdaroğlu'nun ben maalesef bu düzene ayak uydurabildiğini göremeyenlerdenim ama Ekrem İmamoğlu'nun bu yeni teknolojik sisteme gerçekten kendini adapte edebilen bir yapıya sahip olduğunu görenlerdenim. Ya. Bunu dikkat ederseniz aslında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecinde aslı ortaya koymuştu. Orada bir dil geliştirdi. Dedi her şey güzel olacak dedi. Sonra bunu değiştirdi. Her şey daha da güzel olacak dedi. Şimdi bu dili hala da yani kullanıyor, devam da ettiriyor. Şimdi halktan yana bir söylem dediniz ki evet doğru. Şimdi her kim şey değiştirdi? Güzel olacak her şey. Şimdi şu söz bile halktan yana bir aslında güvenin sözüdür. Yani her şey güzel olacak. Demek ki her şey kötü. Bunu anlıyor insanlar. Demek ki her şey daha güzel olabilirmiş. Ya onu anlıyor. Şimdi her şeye baharlar gelecek. Şöyle, baharın zaten mevsimsel olarak baktığımızda zaten bahar gelecek. İnsanlar bunu anlayamadılar. Yani dolayısıyla o yüzden bu iyi bir algı olarak tutmadı. Yani şimdi
ne ezen ne ezilen halktan yana bir düzen. İyi bir algıydı bu. Evet. Yani ne ezen ne ezilen halktan yana bir düzen. İşte toprak köylünün su işleyenin vesaire gibi işte yani dönemin kara olanı diye adlandırılan Bülent, rahmetli Bülent Ecevit'in sözleri. Bir de bunu niye söylüyorum? Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir gafı var. Yakın zamanda işte Sözcü TV'de yaptığı bir gafı var. Neydi o gaf? Biz diyor kırsaldan oyalamadık diyor. Yani kırsaldan kastı şu. İnsanlar da bunu yanlış okuyor bu arada. Kırsal deyince Kayseri'nin merkez ilçelerini işte kırsal ilçelerini dahil ediyor. Kırsaldan kastı şu. 1, 2 ve 3 adet sandıkların kurulduğu yerler diye ki bu Doğu ve Güneydoğu'yu biraz daha. Ya da işte Kayseri'nin de kırsalda daha doğrusu böyle taşrada kalan ilçelerinin işte Meralar falan. Meral gibi küçük nüfuslu köylerinden falan bahsediyor. Orada bir gafı var. Gafı şu. Sadece TRT izliyordu insanlar diyor. Şimdi siz bir gazetecisiniz. Mesleğe kaç yılda başlamışsınız sahibi? 76. 76. Şimdi Bülent Ecevit 1973 seçimlerine gidiyor. 1973 seçimlerine gittiğinde TRT'nin izlenmediği bir toplumdan oy alıyor ve iktidara geliyor. Radyonun yeni yeni yaygınlaştığı. Yani radyo 1605 yılında dünyada icat ediliyor. Özür dilerim. Evet 1605 yılında icat ediliyor. Türkiye'ye 1923 yılında geliyor, deneniyor, olmuyor. 50 ve 60 yıllarında yaygınlaştırılmaya başlıyor. 73 yılında tamamen yayılıyor. 73'te yayılıyor radyo. Gazete var tabii ki ama gazetede sınırlı biliyorsunuz ki. 1895 yılında ilk Türkiye'de gazete yayınlanmaya başlıyor. Sonra işte gelinen süreçte 70'li yıllarda gazete hakimiyeti de var. Ama şu yok. Köy diye adlandırdığımız, kırsal diye adlandırdığımız yerlerde radyo yeni yeni gidiyor. Gazete zaten oralarda biliyorsunuz alınmıyor. Çünkü gitmiyor köylere. O gibi bir ortamda, o gibi bir atmosferde Bülent Ecevit 1973 yılında iktidara geliyor. Necmettin Erbakan'la koalisyon hükümetiyle 1977 yılında yeniden iktidara geliyor ve sayısını artırarak geliyor. Milletvekili sayısını artırarak geliyor. 216'dan 232'ye çıkartarak geliyor. Şimdi bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun insanlar sadece TRT izliyor dediği ortamda 21. yüzyıl Türkiye'sinde internet hakimiyeti var. Bırakın televizyonu geçtim. Yani o dönem televizyon yok. Radyo, gazete var. Bugün televizyonu da geçtim. İnternet var. Şimdi sizin tabii ki bir insan olarak, işte Salih Bağcı bir cumhurbaşkanı adayı, tabii ki bir insan olarak gidip 60 milyon dolayında bir seçmen var. 60 milyon insanın elini sıkmanız mümkün değil zaten. Dolayısıyla siz gidemiyorsanız, siz geniş kitlelere ulaşabilmeniz için ne yapmanız gerekiyor? Kitle iletişim araçlarını kullanmanız gerekiyor. Kullandı ama demek ki TRT'yi kullanamamış. TRT'nin gittiği yerlere gitmeniz gerekiyordu. Siz gidemiyorsanız bile sizin il teşkilatlarınız var, ilçe teşkilatlarınız var, belde teşkilatlarınız var, mahalle temsilcilerinizin olması gerekiyor, mahalle komisyonlarınızın, konseylerinizin oluşturulması, olgunlaştırılması gerekiyor. Eğer siz bunları yapmadıysanız ve bunları yapmamanızın faturasını siz oraya gitmeyerek, köylü TRT izliyor diyerek köylüye faturasını kesmek istiyorsanız yanlış yaparsınız. Bu bir gaftır. Ayrıca bir gafı daha var. 500 lira gafı. Çok böyle yani gerçekten kullanılmaması gereken bir söz. İşte bu salt Ekrem İmamoğlu olması için söylemiyorum. Ekrem İmamoğlu yaşında Z kuşağının ve ileriki işte 65 yaş kuşağının jargonunu yakalayan birinin yapabileceği bir hata, bir gaf değil ama bu. Ama bak şöyle, ya kardeşim bak, gaf siyasetçilerin özüdür. Özüdür. Yani olmazsa olmazıdır yani. Olmazsa olmazı. Ama olmasın. Yani şimdi şöyle oluyor ama bak, Sayın Cumhurbaşkanı Hatay'da bir hastane temeli attı biliyorsun. Evet. Bir 2 metrekarelik bir yere beton döktü. Orada ne dedi? Dedi ki bu deniz kumu değil ha, bu şöyle iyi beton ha, bu böyle, biz böyle atarız temel attık mı dedi. Ertesi gün oranın 2,5 metrekarelik bir yer oldu. Söyledi. Şimdi tamam. Bu da bir gaf. Gaf. Orada mesela... Evet, şimdi o bir gaf olmaması lazım. Niye gaf olmaması lazım? Şundan dolayı benim hani söylem olarak bir gafı yani söylüyorum. Ben şimdi temel atmış... Attığı temel işte 1 metrelikmiş, 2 metrelikmiş ya da gerçekten bir hastanenin projesi kadar bir temelmiş. Bu bir gaf değil. Yani bu sonradan ortaya çıkan bir montajdır. Ya da işte bu bir siyasi bir kurnazlıktır. Bu başka bir şey. Ama ben yani şunu söylüyorum. Siz burada insanı aşağılıyorsunuz. Yani köylüye diyorsunuz ki TRT'den başka bir şey izlemiyorsun. Yahu TRT'den başka bir şey izlemiyorsa sen bunu biliyorsan
Gideceksin o zaman oraya. Sen gidemiyorsan senin gönüllülerini göndereceksin oraya. Sen oraya partililerini göndereceksin. Diyeceksin gidin. Orada ayrıca sen 6 partisin bu arada. Ayrıca bunun üzerine sol sosyalist devrimci partileri de ekle. Ayrıca bunun üzerine HDP'yi de ekle. Senin böyle bir söz söyleme hakkın ya yok aslında. Ya onu şunun için söyledi aslında. Aslında köylüyü rencide etmek için söylemedi. Ama öyle oldu. Öyle anlaşıldı. O yani 48 saat Cumhur İttifakı'na TRT'nin yayın hakkı verdiğini, kendilerine 32 dakika verdiğini söylemeye çalıştı bence. Hı hı. Ya yoksa Kılıçdaroğlu da bir köy çocuğu. Yani hayır, onu aşağılamak için falan hayır, asla hayır, değildir. Bak, ben öyle algıladım. Hayır abi. TRT'yi orada... Tamam anladım. Bunun altını iyi doldurabilmeliydi. Diyebilmeliydi ki mesela. Ya işte seçim kaybetmiş, bir sürü beklentilere cevap verememiş. Ne yapacaksın yani? Adama şiir mi yazdıracaksın? Ama hayır o değil ki ben demek istediğim. Anladım burada, ben senin demek istediğini de. Yani siyasi otoriteye bir mesaj vermemiz lazımdı. Yani burada, bir tarafın %1'lik kafı manşetlere taşındı. Günlerce, aylarca konuşuldu. Öbür tarafın milyonlarca kere büyümesi gereken kaflarının hiçbiri gündeme gelmedi. Yani burada da bir gariplik yok mu sence? Salih abi ben burada şunu ayırayım da yani anlaşalım anlamında. Siz bir gazetecisiniz, ben de bir gazeteciyim yani sizin yanınızda. Gazeteci olma yolunda ilerliyorum daha doğrusu. Sizin yanınızda ben kendime gazeteciyim diyemem ama şimdi ikimizin de mesleğin geleceğine dair bir kaygılarımız var. Ve mesleğin işinin boşaltıldığını düşünüyoruz ikimiz de. Yani, evet. Buradaki aslında kaygı şu, Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki medya tekelleşmiş. Tekelleşen bir medyada köy halkı bunu izliyor diyor. Son derece haklı. Buna itirazım yok. Onu demeye çalıştı diyorum ben de. Tamam ben de onu demeye çalıştım. Ama bunu söylerken ki dili yanlıştı. Bunun altını farklıca doldurabilirdi. Bugün siz rahatsız değil misiniz? Tırnak içerisinde havuz diye adlandırılan medya grubunun tekelleşmesinin oluşmasından. Ben rahatsızım. Siz de rahatsızsınız. Tabii ki. Aynı şekilde iktidarı havuz medyası yaratılıyor, medya tekelleştiriliyor söylemiyle suçlayan muhalefet cephesinin de baktığımız zaman bu tarafta kendisine... yakın tuttuğu bir medya grubu yok mu? Var. Ben buna da karşıyım. Ben diyorum ki medyayı özgür bırakın kardeşim. Medya özgür olsun, şimdi, rahat olsun, gördüğünü yazsın, çizsin, söylesin, şimdi konuşsun. Yandaş medya denilen medya grubunun lokomotifi kim? ATV Sabah Gazetesi. Doğru mu? Hı-hı. Ben bu kurumun yani Çalıklar almadan önce bölge temsilciliğini yaptım. 3 yıl, 4 yıl. Hı hı. Hem Sabah'ın, hem Fotomaç'ın, hem ATV'nin. Aha. O zamanki şey, bakış açısı gazetecilik bakış açısıydı. Hı hı. Yani hem televizyonu Kayseri'de biz çok iyi kullandık, ATV'yi. Yani bizim yerel haberlerimizin hepsi ana haber bülteninde girdi. Hı hı. Hem gazete bize çok iyi yerler ayırdı. Çünkü ya biz gerçekten Kayseri olarak önemli bir yerde oturuyoruz. Burada Erciyes, burada Kapadokya. Orada organize sanayi, büyük üretilen malzemeler falan. Gazete, tam gazetecilik yapıyordu. Sonra el değiştirince, ben de üzülüyorum onu görünce. Tekelleştiğini görünce. Tekelleşti. İşte havuz işi de yani nereden geliyor? Sayın Binali Yıldırım'ın beşli çete elemanlarını arayıp da havuz oluşturduk, buraya para atın, gazete, televizyon alacağız demesinden kaynaklanıyor. Yoksa... Mesela tramvay ve belediye otobüslerinin havuzu gibi bir havuz değil orası. Tabii ki. Ya Turkuaz medyaya gelen paralar işte öbür şey Akit'te şuna buna ülke televizyonuna falan dağılmıyor. Ya herkes kendi dağarcığında. Ya yazılan manşetlere baktığınızda da tekelden çıktığı belli zaten. Ya işte yani. Şimdi orada bir iletişim başkanlığı var bizim de bağlı olduğumuz. Yani mecburi bağlı olduğumuz. Sarı basın kartı taşıyorsan ki adı da artık Turkuaz basın kartı. Oraya bağlısınız. Yani oradan geldiğini iddia ediyorlar. Hı hı. Ya yoksa mesela bir kalemden o kadar manşetler falan çıkmaz belli olur diye de en azından olmaz. Mesela biz de geçmişte yapardık. Tolga Yılmaz Ankara'ya gidiyor diye gazetenin birinde yazardık. Öbüründe Yılmaz bugün Ankara'da diye yazardık. Mesela öbüründe başlık değiştirerek. Başlık değiştirerek içindeki birkaç paragrafı değiştirerek veriyor. Şimdi bunların yaptığı yani işte mesleği bilmemekten kaynaklanıyor bu. Şu metin yazılıyor. A, B, C, D 29 harfteki bütün gazete ve televizyona, radyolara dağıtılıyor. İşte bu yanlış. O zaman havuz medya ya da yandaş medya yaftasını da yiyorlar ki doğru bir şey yani.
Yani toparlayalım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ben geçtiğimiz programda... Vart niyetli olduğunu zannetmiyorum. Yok, ben geçtiğimiz programda da söyledim. Ben Türkiye siyasetinde önemli bir yeri olduğunu düşünenlerdenim. Çünkü gerçekten çok akılcı bir yaklaşımı var. Gerçekten çok hümanist bir yaklaşımı var. Yine tartışılamayacak düzeyde hiçbir insanlık suçuna bulaştığına kimse tanıklık edemedi. Çünkü resmi bir anlamda hiçbir zaman için yargılanmadı. Hakkında hiçbir şaibeye rastlanmadı. Hırsızlık, yolsuzluk vesaire gibi. Yani yarım asrı geçkin bir süre bürokraside memurluk yapmış kamuda. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kesinlikle kara bir leke çalınmasına kendisi tarafından hiç izin vermemiş böyle bir isim. Dolayısıyla böylesi bir ismin bir siyasetçi olarak taşlanmış olması bence onur vericidir kendisi açısından ve Türkiye'deki seçmen açısından. Bence bu karakterini, bu saygınlığını koruyup kollaması açısından siyaseti bırakmasa bile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığından ayrılması gerekir. Yani bir ondusman olarak oturması. Tabii ki yani aynen öyle bir işte sen, üst akıl olarak orada durup biraz önce Salih dedin Balcı ki, gelecekse Salih Balcı'ya tecrübelerinden hani dinlerseniz yapın ya, diye söylemiyorum ya ama dinlerseniz diyerek akılcı. Bak, çok basit. Aha. İletişimde teknolojiden faydalanır mı diyorsun ya, 60 yaşını geçenin çoğu faydalanamıyor evet. Zaten ya. Şimdi ben de şunda çok şey sana soruyorum değil mi? Şu nasıl olacaktı, gel şuna bir bak diyorum. Evet. Yani bunu ben yaşadığım için söylüyorum. Evet. Ben istemez miyim sana sormadan kendi işimi tabii yapmayı? Tabii ki. Yani şimdi işte kuşak farkı denilen nesne bu. İşte ben söylediğim şey de bu. Onun için de çok eleştirmiyorum. Yani düşünsenize mesela kömürlü lokomotifler vardı. Şimdi fosil yakıtlı lokomotifler var. Daha da şimdi değişecek bunlar daha tabii da ki. İşte gelişiyor ve elektriklisi ya çıktı onun bunun. İçin bu. Şimdi elektriklisinin çıktığı yani teknolojik bir lokomotifin çıktığı bir ortamda hala kömürlü bir lokomotifle vagonu çekmek işte sonuç bu oluyor. Yani ya işte biz örnek anlaşılsın diye söylüyorum. Ya uğraşıyoruz yani akıllı telefon kullanıyoruz ama. Yok ben Kemal Kılıçdaroğlu açısından söylüyorum. Ya yani, onu da ben aynı kategoride gördüğüm için söylüyorum. Evet yani bugün evet, Türkiye'sinde dünya konjonktürüne uygun bir şekilde gelişen teknolojiye ya da teknolojik sisteme Türkiye kendisini adapte edecekse ve bu yolda ben de varım diyebilecekse bu sadece aygıtları kullanmaktan da geçmiyor. Bu aygıtların yazılımını işte güncellemekten, yazılım yaratmaktan ya da çip yaratmaktan ya da bunlara yenilerini eklemekten, yeni bir aygıt yaratmaktan da geçiyor. O yüzden bizim teknolojik atılımlara da ihtiyacımız var. Ya o yüzden böyle var, bir hani beyne de ihtiyacımız var. Katma değeri yükseltecek maddeler de bunlar. Ya bakın çok enteresan bir şey var. Geçtiğimiz günlerde bu Tesla'nın, SpaceX'in kurucusu Elon Musk 14 yaşında mıydı, 16 yaşında mıydı bir çocuğu işe aldı. Üniversite bitirdi bu çocuk biliyorsunuz değil mi? Hani deha bir çocuk var. Yani sınıf atladı bilmem ne. Evet. Kaç yaşındaydı? 16 herhalde. 16 mıydı 14 müydü tam hatırlayamadım. Yani inanılır şey değil yani. Ve bu çocuk bu şirketin SpaceX'in yazılım departmanında yazılım üretmek için işe alınıyor. Hani düşünebiliyor musunuz? Yani böylesi bir hani beynin dünyanın en önemli şirketlerinden birinin yani yazılım departmanında istihdam ediliyor olması. Bazı şeyler Allah vergisi. Bak bugün mesela Türkiye Ligi'ni izleyenler, Süper Ligi izleyenler şunu bilir. 2,5 milyon euroya Gençler Birliği kulübünden alınan 16-17 yaşındaki bir çocuk Arda Güler bugün Avrupa basınında manşetlerde niye? Liverpool'da istiyor, Manchester United'da istiyor, Barcelona'da istiyor falan filan. Paris Saint-Germain de istiyor. Yani bu bir Allah vergisi. Bu her zaman olmaz. Mesela son 100 yılın en büyük lideri Churchill'in söylediği gibi Türklere çıktı demesi gibi bir şey bu yani. Hmm. Atatürk için. Evet. Yani bu Elon Musk'ınki de öyle bir şey. Bazen böyle Allah vergisi beyinler çıkabiliyor. Peki. Şimdi bir Mehmet Öztesekin'in geçtiğimiz hafta biz Kayseri'ye gelişini sıcağı sıcağına ilk biz duyurmuştuk ekranlardan. Evet. Biz vermiştik, yayınlamıştık. Tabii havalanına indiğinde Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak karşılandıktan sonra orada bir sözü vardı. Sene 1993'tü. Memduh Başkan beni, İl Başkanı'ydı. Babamla birlikte geldiler. Beni siyasete girmem konusunda ikna ettiler demişti. Tabii bu konuşmasından 2 gün sonra bir konuşması daha var. Yemekte bir araya geldiler biliyorsunuz. Geniş katılımlı bir yemekte. Orada da söylediği sözler var. İşte hani arkamdan bıçaklandım, işte çok dedikodular gördüm vesaire şeklinde. Yani bunların üst üste koysanız 15-20 tır anca çekerim ya da çekemem gibi sözleri var. Bunları da bir tartışacağız tabii konuşacağız ama buna dönük olarak demeyelim ama
buna benzer işte cümleler kuran ya da buradan bir sonuç çıkartan cepheler oldu. Bu da bizim sevgili Yalçın Ali Dağ yürüyüşünde Sayın Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'la karşılaşıyor. Orada bir kısa bir sohbet ediyor. Şimdi bu videoları bir izleyelim isterseniz. Önce bir Sayın Özasekin'in videosunu bir izleyelim. Sevgili Celal, Sayın Asekin'in havaalanında yapmış olduğu videodan bize bir 10 saniye bir izlet. Sonra ikinci videoya geçelim. O Memduh Başkan'la ilgili sözlerini bir alalım. Sonra bir ikinci videoya bir geçelim. Zannedersem sene 93'tü. Yanımda bulunan değerli başkanım ve bir ekip gelip belediye başkanlığına aday olmamı istemişlerdi. O günlerde ticaret yaptığımız için işimiz var diyerek epeyce bir bahane söylemiştik. Sonrasında da bu hizmettir, şehrimize hizmet, milletimize hizmettir diyerek rahmetli babamdan bir dönemliğine izin alıp işe başlamıştım. İkinci dönem oldu, üçüncü dönem oldu ve beşledik sonunda. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle Ankara'ya milletvekili olarak. Siyaset dünyasında o kadar çok hasetlikle karşılaşıyorsunuz ki herhalde arkadan söylenenler, dedikodular, gıybetler, iftiralar, sonra sizin olduğunuz yerde yüzünüze gülerken arkadan böyle el sallayarak envai çeşit söz söyleyenler, hepsinde duyuyorsunuz. Ama Cenab-ı Hak şahit bu hadisin hürmetini herkes Allah'ın meyal ediyor. Hiç önemli değil arkadaşlar. Bunu niye anlattın? Vallahi içimden geldi. Sırtım delik deşi. Eğer arkadan söylenenleri kamyona koysanız herhalde 15-20 kamyon tırla yürümem lazım. Gördüğünüz kardeşliklerden, kötülüklerden. Ama dediğim gibi hiçbirimize birbirimize kin tutmayalım. Haset etmeyelim, önümüze bakalım, devam edelim. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç her sabah saat 4.30'da güne başlıyor. Şimdi tabii sevgili reji peş peşe verdi ama Memduh Başkan'ı da biz izleyeceğiz. Önce Sayın Asekin'in helallik verdi orada biliyorsunuz. Hakkımı helal ediyorum dedi. Yani 15-20 kamyon tırla yürümem lazım diyor arkamdan söylenen dedikodulara, gıybetlere vesaire takılsam diyor. Şimdi sırtın belip geçik diyor. Kim geldi sırtını Sayın Başkanım? Bilemedim yani Sayın Özasekin. Vallahi bilemiyorum şimdi ki. Bu içe dönük bir serzeniş muhtemelen mi? Muhtemelen. Dışa dönük bir serzeniş mi? Yani muhalefete mi söylüyor bunu? Yoksa ya, kendi... Muhalefeti çok ciddiye almadıkları için muhalefet olduğunu zannetmiyorum. O içe dönük bir serzeniştir bu. Yani dışarıda ya Haseki'ye, Sayın Haseki'ye herkes saygı gösterir. Yani yüzüne gülen de yine ona içten de gülenlerdir. Ya öyle bir gıybet, arkasından dedikodu falan olmaz. Biz mesela 94 yılından bu güne kadar, 2023 yılına kadar biz gazeteci, o Büyükşehir Belediye Başkanı, Milletvekili, Bakan olarak da çok şeylerimiz oldu. Yani iç içe çalıştığımız dönemler oldu. Yani dışarıdan Haseki böyle bir şey söyleyecek kimsenin olduğunu çok zannetmiyorum. Kendi partisi içinden falandır yani. Ben kendi etrafımdan böyle bir şey hiç duymadım. Peki unutur mu yani helal ettim dedikten sonra unutur mu kendisiyle ilgili söylenenleri, duyduklarını? Yapısında öyle unutmak gibi bir şey bildiğim kadarıyla yok. Hmm. Yani onu bir yere not ediyordur illaki. Şimdi tabii önümüzde bir yerel seçim süreci var. Dolayısıyla Kayseri'nin büyükşehirle birlikte 17 tane belediyesi var. Tamamı Kayseri'nin. Yani kasabalar, evet, kasabalar evet. Falan kapandı, belediyeler kapandı biliyorsunuz bütün şehirle birlikte. Kayseri'de 17 tane belediye başkanlığı var. Bunun bir tanesi Büyükşehir Belediye Başkanlığı ki bizim için en çok merak edilen büyükşehir ve merkez ilçeler. Yani Melikgazi, Kocasinan, Talas, kısmen Hacılar. Dolayısıyla şimdi biz burada... bir değişim yaşanıp yaşanmayacağına bu sözden bir bakalım istiyorum sizinle birlikte. Şimdi bu sözden hareketle sizce Sayın Özaseki yani kendisi olmasa bile Adalet ve Kalkınma Partisi cephesi Kayseri'nin büyükşehir ve merkez belediye başkanlıklarında değişime gidebilir mi? Yani atıyorum işte Memduh Büyükkılıcı artık size yeter. İşte büyükşehire işte X başkan adayını ya da Kocasinan Belediye Başkanı'na artık size yeter, siz büyük şehre geçin.
ya da Melik Gazi Belediye Başkanı'na işte artık size yeter, siz siyasette başka bir yerde görev alacaksınız. Ya da Talas Belediye Başkanı'na siz Melik Gazi'ye geleceksiniz vesaire. Böyle bir değişimler olabilir mi yani bu sözden hareketle de? Olabilir, olabilir. Çünkü bazı şeyler de var, kulis bilgiler de var. Bu belediye başkanlarının değişeceğiyle alakalı. Burada şu da zaten ortaya kendini gösteriyor. Milletvekili adaylıkları nasıl komple değiştiyse, yani belediyelerde değişebilir. Çünkü bu tek kişinin alacağı bir karar ya da vereceği bir karar. Şimdi Sayın Recep Tayyip Erdoğan parti başkanı olarak derse ki, işte belediye başkanları uzun dönem, 3 dönem, 5 dönem, 2 dönem her neyse işte bir süre koyup belediye başkanlığı yapanlar daha önce de yaşandı biliyorsun mental yorgunluk diye bir şey çıktı. Öyle olabilir. Kayseri'de de bu söyleniyor. Yani 17 belediye başkanının 11-12'sinin değişeceği yönünde, değiştirilmesi gerektiği yönünde de söylemler var. Sayın Özeseke'nin söylediği buna dayalı da olabilir. Yani şimdi sen, ben, biz arkasında ne konuşacağız? Yani böyle böyle yapacağız falan. Hiç asla öyle bir şey olmaz. Yani arkasından konuşacağız. Ya vatandaş olarak kendimizi örnek olarak gösteriyorum. Olmaz. Bu siyasette geldiği yerle, gelebileceği yerle, ekart edildiği yerle, söz verilip yapılmadığı yerle falan yapılan gıybetlerdir, arkasından söylenenlerdir. Normal halkla ilgili olduğunu biz de içinde dahil, Kayseri nüfusuyla ilgili olduğunu çok zannetmiyorum. Peki, şimdi tabii birçok kişi böyle algıladı. Yani içe dönük verilen bir mesaj gibi algıladı. Ben öyle algıladım. Çünkü yemekte buluştuğu kişiler de içe dönük kişilerdi. Yani muhalefet cephesinden davetli kişiler değildi. O açıdan herkesin hani gözünün içine baka baka söylenen sözlerdi. Hatta ben geçtiğimiz programda da söyledim. Keşke bizim kameraman arkadaşlardan bir tanesi dönüp o an için salona bir pan yapabilseydi kamerasıyla. Ya da bunu belli olurdu büyük ihtimalle. Ya da bunu işte tam o an için başaramıyor olsa bile hani gelişen teknolojiyle birlikte her telefon biliyorsunuz yatay hale yani dikey değil de yatay halde kamera çekebiliyor hani. O an için şöyle bir çekebilseydi, o yüz ifadelerini bir görebilseydik daha net bir mesaj çıkabilirdi ya da bir gerçeklik çıkabilirdi ortaya. Şimdi tabii ben de sizin dediğiniz gibi yani okuyorum. Yani Sayın Aseki ben aday olmayacağım, kendimi hayır hasenat işlerine adayacağım dediğinde birçok kişi de Sayın Öseseki'nin siyaseti bıraktığını daha doğrusu şöyle okudular. Recep Tayyip Erdoğan üstünü çizdi. O yüzden böyle kendisine tırnak içinde bir kılıf buldu. Siyasetten uzaklaşıyorum dedi. Oysa ki kendi bırakmadı, kendisi tasfiye edildi gibi algıladı birçok kişi. Evet. Oysa ki Sayın Öseseki tırnak içinde insanları zarfladı. Yani zaten Sayın Erdoğan'ın kabinesinde kendine yer bulacağını biliyormuş gibi insanları zarfladı. Bakalım bir yem atayım kimler nasıl düşecek gibi. Ve ben dikkat ettim mesela Sayın Öseseki gittiği her bir program, her bir davette en az 4-5 arabayla gidiyordu. Bir televizyon programına yine aynı şekilde kalabalıklarla gidiyordu. Buraya geldi mesela TV1'e geldi seçimden bir hafta önce. Yalnızca kendi ekibiyle geldi bir arabayla. Yani şoförü, danışmanı, koruması bu ekiple geldi. Ve yanında baktım partiden kimse yok, belediye başkanlarından kimse yok, teşkilatlarından kimse yok vesaire. Bir baktık tabii o dönem herkes neredeydi? Sayın Hulusi Akar'ın yanındaydı. Sonra bir baktık Hulusi Akar kabinede kendisine yer bulamayıp Sayın Öseseki yer bulduğunda bu sefer Hulusi Akar'ın yanında kimse kalmadı. Sayın Öseseki'nin etrafında herkes pervane olmaya başladı. Şimdi belediye başkanlıklarına dönük olarak bu tür konuşmalar ayyuka çıkınca bizim sevgili Yalçın da Sayın Memduh Büyükkılıç da Ali Dağ'ındaki sabah yürüyüşünde karşılaşmış. Sevgili Erhan da onu bir ekrana yansıtsın. Bir izleyelim onu isterseniz. İzledikten sonra ona dönük yorumlarımız da var tabii. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç her sabah saat 4.30'da güne başlıyor. İlk olarak güne namaz kılıp yürüyüş yaparak başlayan Büyükkılıç, Kayseri'nin farklı bölgelerinde sabah yürüyüşü gerçekleştiriyor. 600 kilo var. 600 kilo.
Başkan Büyükkılıç bu sabah yürüyüşünü Ali Dağ'ında TV1 muhabiri Yalçın Yoldaş ve her zamanki yürüyüş arkadaşlarıyla yaptı. Büyükkılıç muhabirimiz Yalçın Yoldaş'a gündeme ilişkin gelişmeler, özellikle de Kayseri'ye yapılan hizmetlerle ilgili bilgiler verdi. Başkan Büyükkılıç'a yerel seçimlerde adaylıkla ilgili soru da soruldu. Büyükkılıç yine birlik beraberlik mesajları vererek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, teşkilatı ve halkı işaret etti. Büyükkılıç, "Bizim işimiz hizmet," dedi. Böyle bir kelimeyle ifade edecek bir konu değil. İcraatla, öyle mi efendim? Yani sizin toplumda karşılığınız varsa size kimse göz ardı edemez. Toplumda karşılığınız yoksa size de kusura bakmayın kimse dayatma kültürü içerisinde buyur gel ha sen her şeye rağmen bizim adayımızsınız diyemez. Evet. Böyle görmek lazım, sıradanlaştırmamak lazım, sığırlaştırmamak lazım. Başka alanlara doğru güzel güzel az önceki yaptığımız konuşmalar yapmak lazım. Zamanı gelince bunlar değerlendirilir. Biz tabii ki bir siyasi partinin mensubuyuz. Bir siyasi partiden seçiliriz ama hiçbir zaman kimseyi dışlamayız. Herkesi kucaklayan bir yaklaşım içerisinde siyaset üretir, hizmet ederiz. Bizimki hizmet siyaseti, eser siyaseti. Algı siyaseti değil. Çalışmadığınız halde çalışıyor gibi göstermek. Eser üretmediğiniz halde varmış gibi. Ama karşınıza bütün bu olumsuzluklar bir gün çıkıyor, çıkar. O açıdan ben olayı böyle değerlendiriyorum. Cenab-ı Allah hakkımızı hayırlısını versin. Evet, tabii son derece önemli mesajlar veriyor. Toplumda karşılığınız varsa diyor, siz değerlendirirsiniz. Toplumda karşılığınız yoksa değerlendirilmezsiniz diyor. Var mı toplumda karşılığı Sayın Başkan'ın yani size göre? Vallahi vardır herhalde. Kendisi tarafından baktığımızda toplumda bir karşılığı olduğunu şimdi, bize lanse ediyor. Dediği bir söz daha var. Diyor ki biz hizmet siyaseti üretiyoruz, algı siyaseti üretmiyoruz diyor. Şimdi hizmet siyasetinin üretildiği yerde bir sorun olmaması gerekiyor. Şimdi ben aslında bunu bir çekmek de istedim de nasıl yaparım onu bilmiyorum ama bunu yapmam lazım. Ben Cumhuriyet Meydanı'nda valiliğin önünden, istasyon caddesinden, Düvenönü meydanına giden yoldan, kale önünden, Hunat Külliyesi'nin önünden, yine balıkçıların oraya giden yoldan yürürken gerçekten bir gün düşecekmişim gibi bir endişeye kapılıyorum. Gerçekten o artık taşlar kırılmış, oynuyor, yerinden çıkmış, yağmur yağdığında ayağınızı basıyorsunuz, altına su birikmiş oluyor, üzerinize sıçrıyor, yüzünüze kadar gelebiliyor. Evet. Bakım yok, onarım yok, tamirat yok. Yani merkezde, yani Kayseri'nin merkezinde böylesine bir hizmet açığı var. Ve Sayın Başkan diyor ki biz hizmet siyaseti üretiyoruz diyor. Şimdi benim tabii ki sınırlandırdığım hizmet buradaki tamirin, onarımın, bakımın yapılmamasından dolayı değil söylediklerim. Siz eğer merkezi gerçekten tam anlamıyla donatamıyorsanız ve yeterli hale getiremiyorsanız ki ben bir de şunu da gördüm. Engelliler için, görme engelliler için sarı şeritler çekildi biliyorsunuz. Oradan Melikgazi Belediyesi'nin yol süpürme araçları sürekli süpürmeye devam edince suyla birlikte de biliyorsunuz o su veriyor ki toz olmasın diye. Artık o şeyler kalkmaya başlamış. Aynen şöyle olmuş bu şerit. Şöyle yerde duruyor. Kalkmış bir tarafı şöyle kırılmış. Şöyle dik duruyor. Burası yerde. Dolayısıyla bir kişinin gelip onu görmeden takılıp düşmemesi an meselesi. Şimdi bazı yerlerde gördüm ki onarım başlatmışlar ama bütününde bir onarım yok. Mahallelere bakıyorsunuz eşit bir hizmet anlayışından uzak bir hizmet anlayışı var belediyenin. Sahabiye kentsel dönüşümü hala bekliyor. İşte bir millet bahçesi denildi ve hala açılamadı. Ne kadar işte oraya maliyet harcandı bu belli değil. Kale içi denildi. Kale içine işte ne kadar harcama yapıldı ve karşılığında insanlar ne gördü bu belli değil. Ne bileyim işte Kayseri'de okul açığı var ve Milli Eğitim biz arsa tahsisi noktasında belediyelerle sıkıntı yaşıyoruz diyor ve belediyeler burada sorumluluk üstlenmiyor. Yine işte kentin doğu bölgesine bir hastane açığı var ve bunun giderilmesi gerekiyor ve bir an önce giderilmesi gerekiyor ama giderilmiyor.
Talas tramvay hattı ne zaman açılacak? Yani bunun gibi sorunlar. Yani ne bileyim ya, işte insanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi noktasında adımlar atılması gerektiğini hep söylüyoruz. Sosyal donatılarının artırılması gerektiğini her zaman söylüyoruz. Ama buna dönük olarak adımlar atılmadığını görünce üzülüyoruz. Şimdi tabii tam da buradan şuraya da bağlayalım isterseniz konuyu. Yani yağışlara da bir bağlayalım. Şimdi yağışlar var biliyorsunuz. Uzmanlar uyarıyor. Meteoroloji sürekli uyarıyor. İklim krizine çalışmalar yapan insanlarımız, ekolojistler sürekli uyarıyor. Ve mevsim döngüsü artık bir ay, bir buçuk ay dengesizleşti ve ileriye gitti. Yani yağışlar haliyle artık yaz mevsimi diye adlandırdığımız Haziran ayında yaşanacak diyor. Ve bu yağışların şiddeti artarak gelecek diyor. İşte birazdan ekranda da vereceğiz tabii bu yağışları filan da. Sevgili Celal de versin o su baskınları, taşkınları vesaire. Rögar kapakları tıkalı, açılmamış. Ne bileyim inşaat mühendisleri diyor ki ya da çevre mühendisleri diyor ki buralarda diyor altyapının iyileştirilmesi lazım çünkü borular yeterli büyüklükte değil, çapları genişletilmesi lazım diyor. Yani bunlara dönük adımlar atılmıyor. İşte su taşkınları olduğunda Kayseri'de herkes sesini kesiyor. Ankara'da, İzmir'de, İstanbul'da bir su taşkını olduğunda CHP'li belediyeler diye atıfta bulunuluyor. Şimdi burada da bir siyaset yarışına giriliyor. Biz önce kendi evimize bir bakalım. Kendi evimizi temizleyebiliyorsak, kendi evimizde gerçekten hizmet siyaseti ürettiğimizi, bu saydığım benim eksikliklerden kendinizi muaf tutuyorsanız, kendinizi sorumlu tutmuyorsanız ben ağzımı açmayacağım, ben bir şey demeyeceğim. Bir de biliyorsunuz sürekli yağışlar var kentte. Sayın Başkan da bu aralar yani Rabbim yukarıdan yağmur yağdırıyor ama Sayın Başkan da başka şeyler yağdırıyormuş diye duydum. Yani siz neler söylersiniz bilmiyorum. İşte bakın kentte yağmurlar başladı ve bu pazartesine kadar da yağışlar var. Ve taşkınlar oluşuyor. İnsanlar ya mağduriyet yaşıyor. Bir de şöyle de bir durum var. Bu rögarları görüyorsunuz değil mi? Bakın patlamış. Ve dışa taşıyor. O rögarların kapakları da dışarıda kalıyor. Araçlar da bunu fark etmiyor. Gidiyor. Tekerlekler yani lastikler yarılabiliyor. Araba zarar görebiliyor vesaire. Ya şimdi geçen seneden beri bu rögarları ben arabalara girip işliyordum. Evet. Yani bir sağanakta bir şeyde ya şehir içindeki su birikintilerini falan bunlar kaldırmaz. Kaldırmadığı da şuradan yaz günleri inanılmaz etrafına koku yayıyor diye ben bunu defaten gündeme getirdim. Evet. Yani ve haşere de oluşturuyor. Tabii ki böcek oluşturuyor. Bakımsız olduğunu söylemeye çalıştım. Hı hı. Hem koku üretiyor hem oradaki bir damla suyu bile çekmiyor. Bunların bakıma ihtiyacı var. Belediyeler öncelikle bunlara bakması lazım. Yarın bu iş perişan eder diye defaten söyledim ama dikkate alınmıyor tabii. Halk çok umurlarında değil. Belediyelerinin. Yani bunu açık konuşmak lazım. Hı hı. Şimdi Sayın Menduh Büyükkılıç'ın söylediği işte karşılığı olan dediği sözü kesinlikle belediyenin diğer belediye başkanlarının söylediği kanaatindeyim. Karşılığı, benim karşılığım var mı yok mu o Menduh Bey'i ilgilendirmez. Seninki de ilgilendirmez. İlçe başkanınınki de ilgilendirmez. Yani burada yazılan senaryolar. Örnek, Mustafa Palandöken'i Haseki, Palancıoğlu'nu Sayın Öseseki Büyükşehir'e hazırlıyor gibi o yerel yönetimlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı olduğu dönemde i̇şte dendi. Şu fotoğraf karesi bakın, tıkalı görüyor musunuz? Açılması evet. Gerekiyor. Ya işte biz bunları defaten söyledik. Yani bir su kanalı var, üstünde mazgal var. Ama tıkalı. Su nereden akacak? Ama işte bu mazgalın altı bakımlı üstü şey olsaydı bu mazgal kapalı da olsa o suyu çekerdi. Gibi. Yani borusu küçükse olmaz. Peki. Şimdi kimisi diyor ki Sayın Ahmet Çolak Bayraktar Büyükşehir'e gelecek diyor. Kimi diyor ki Sayın Mustafa Yalçın Büyükşehir'e gelecek diyor. Yani bu 3-4 kişinin arasındaki bir döngü söyleniyor. Ben Sayın Menduh Büyükkılıç'ın büyük ihtimalle bu içe dönük, yani belediyelere dönük bu sözü kullandığı kanaatindeyim. Birincisi bu. İkincisi, Sayın Başkan sürekli, siz de dikkatinizi çekmiştir, eserden bahsediyor. Yani ben Kayseri'de bir eser görmüyorum. Hı hı. Yani eser millet parkıysa benim için eser değil. Kayseri'nin işte birçok yerinde millet bahçesi doğal olarak var zaten. Mesela bizim Hisarcık'ta dere bahçe var.
Mesela Gesi'nin üstünde var, çok güzel saklı bahçeler var. Yani millet bahçesi eser değil. Hele hele öyle bir araziyi bahçeye dönüştürmek hiç eser değil. Eğer eserden kastı Sayın Başkanım buysa bana göre eser değil. Hı hı. Yani kütüphane açmak eser açmak değil. Zaten vardı bu memleketin. Cumhuriyet Mahallesi'nde de kütüphanesi vardı. Merkezde de vardı. Her yerde vardı. Ya kütüphanesi vardı burada. Yani şimdi eser okullarla yakın ilgi olur. Mesela çok kalabalık okulların biliyorsunuz pandemi döneminde kapandı. Ondan sonra deprem şeyi var diye, depreme dayanıklı değil diye kapatıldı. Şehrin ana merkezindeki okullar. Oraya belediye olarak biz bir okul yapacağız. Büyükşehir Belediyesi, işte Anadolu Lisesi diye de Milli Eğitim'e devredeceğiz denirse bana göre eser. Yani çok kullanılması gereken, çok sıkışan trafiklerde yeni bir alternatif yol açmak bir eser. Mesela bana göre yol eser olarak sayılıyorsa Sayın Çetin Bulut'un, Samettin Çetin Bulut Bey'in eseri var. Neye var? O Kartal'a çıkan, yani şeyden Büyükşehir Belediyesi'nin önünden gelip Merkezi Belediyesi'nin oradan geçip Kartal'a çıkan yol. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı. Orası onu Sayın Samettin Çetin Bulut açtırdı. Hı hı. Cumhuriyet Meydanı'nın işte birçok şeyini, orada bir sürü çok eski işte dükkanlar falan vardı yıpranmış. Sayın Çetin Bulut yıktırdı meydanı, bugünkü düzenine getirdi. Hı hı. Ya eser bunlardır. Şimdi ben özellikle soruyorum Sayın Menduh Bey'e, Menduh Büyükkılıç'a, eserden kastı ne acaba? Ben bir merak ediyorum. Evet. Yani şimdi oraya Mehmet Altun muydu, Ahmet Altun muydu? Evet. Onun yaptığı camiyi bir eser olarak sayıyorsa amenna. Ona bir şey diyemem. Yani Sayın Haseki'nin büyük gayretler yapıp 4-5 kapılı bir kayak merkezine döndürmesi, Erciyes'i bir eser sayılıyorsa o da Sayın Haseki'nin. Ya evet, yani dediğiniz doğru. Terminal, stat, işte demiryolu, ya şey tramvay yolu falan, bunlar da köprüler Sayın Haseki'ye ait. Evet. Argıncık tarafındaki alt geçit Sayın Mustafa Çelik'e ait. Yani Menduh Bey, şunu da ben yaptım, bu eser olarak bıraktım dediği, benim gözümden kaçırdığım bir şey varsa lütfen biri, ya basındaki arkadaşlar ya da bizzat kendisi uyarsın da haftaya onu da söyleyelim. Sence var mı? Yani benim atladığım bir şey var mı? Ben yani gerçekten katılıyorum size. Ben de biraz önce zaten söyledim. Sayın Menduh Büyükkılıç göreve talip olduğunda, Büyükşehir Belediye Başkanı aday adaylığı sürecinde 2018 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kuruluşunun 150. yılıydı. Evet. Dolayısıyla 150. yılda 150 proje sloganıyla projelerini açıkladı. Şimdi 150 tane proje açıkladı bize. Bu projeleri şimdi, yani gerçekten hangilerini yerine getirdi diye kendisine sayın desek, parkları sayacak bize, işte asfaltlama, asfalt şantiyelerini, işte beton parke döşeme işlerini bize sayacak. Ama çok önemli diye adlandırılan işte bu kentin sağlık turizmine kazandırılması, turizm pastasından payına düşeni alması, ne bileyim hızlı tren hattının işte siyasilere işte lobi faaliyetiyle birlikte güçlendirilmesi, işte getirilmesi. Yine ne bileyim aynı şekilde otoban projesinin Kayseri'ye taşınması, Kayseri'nin hem Doğu ve Güneydoğu'yla hem Karadeniz'le hem Akdeniz'le batıya açılan bir lokomotif şehir görevi üstlenmesi gerektiğini bence... Yani İpek Yolu Kayseri'den geçmiş. Gibi yani işte... Yani şimdi hem hızlı trende hem otobanda Kayseri en fakir şehir gibi gözüküyor. Bir de şu var, bak çok önemli bir eser bu aslında. Gömeç tarafı. Şimdi Kayseri'de meyve sebze fiyatı anormal fırladı. Niye? Mersin'den geliyor, Antalya'dan geliyor. Hı hı. Ya da Harran'dan geliyor şeyler. Burada şey var, Gömeç var. Oraya ya villa, ev bilmem ne düşünüleceğine, orası bir tarım arazisi, bir tarım bölgesi haline getirilse Büyükşehir Belediyesi tarafından. Yani daha mı şey olur? Bu eserdir işte. Hem Kayseri'ye kilometre olarak çok, Kayseri'nin içi olduğu için orada üretilen
meyve, zepse işte neyse o gıda maddeleri oradan hale gelir, oradan şeye gelir. Dörtte bir fiyatına düşer. Yani şimdi eser bu dönemde gıda maddesi. Hı hı. Kayseri'de de buna uygun arazi çok. Oraya bir su kanalı. Zaten su kanalı var oranın büyük bir bölümünde. Var. Yani. Oraya bir işlevlik getirilecek. Belediye bazı şehirde yolunu, asfaltını, işte tuvaletini, şu supusunu neyse işte onları yapacak. Orayı açacak. O üretime başlayacak. Tarımsal gelişme Türkiye'nin ana maddesi bu. Hı hı. Şimdi okuyorum da bu projeleri Anayurt hafif raylı sistem hayata geçecek. Hulusi Akar Bulvarı'nda. Sonra Kilit Bulvarı'na gidecek olan hat için ihale çıkılacak. Nostaljik hatlar yapılacak. Ali Dağ'ına teleferik santrali kurulacak. İşte Kapadokya'yı için alan farklı işte turistlerin Kayseri'de vakit geçirmesini sağlayacak projeler hayata geçirilecek. İşte kültür ve tablet müzesi olacak ki hala açılmadı. Ne bileyim restorasyon projeleri ki mesela Millet Bahçesi açılacaktı. Orada bizim gastronomi üzerine sergilerimiz olacaktı. Orada insanlar çıkacaktı. Kayseri yemeklerini yapacaklardı. Tadacaklardı. Bunların satışı gerçekleşecekti vesaire. Hala bunlar hayata geçirilmedi, taşınmadı. Şimdi bugün bir şey dikkatimi çekti benim. Ben toplu taşımayı kullanan biriyim. Ben yine hakkım olan ücretsiz kartı kullanan da biriyim. Gazeteci olmam dolayısıyla ben kamu vazifesi görüyorum çünkü. Ben hem tramvay hem otobüs tercih ettiğimden dolayı bazen insanların olabiliyor, keşke olmasa ama olabiliyor. İşte kartlarında bileti olmuyor. İşte buna dediler ki kartlarında bileti yoksa biz temassız kredi kartlarıyla da ödeme alabilelim dediler. Kişi kredi kartı da kullanmıyor ki zorunda değil. Kartı yok. Kartı var. Kartında bilet yok. Yani yükleyememiş. Belki parası yok, yükleyemedi. Belki unutmuş, yükleyemedi. Belki dalgındı vesaire. Bazı şoförler var. Almıyor. Ve insan sabah işine gidecek. Mağdur oluyor. İşte iş yerine geç gidecek. İşte iş yerindeki işte yetkilisiyle, sorumlusuyla, şefiyle, patronuyla sorun yaşayacak vesaire. Vardı. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir karar aldı. İstanbul evet. Kartlar var. Eksi yazacak artık. Yani eksi kart tanımı yapacak. Evet. Yani siz 15 liraya kadar eksiden kullanabileceksiniz. Ulaşımda böyle bir seferberlik yapın. Yani böyle bir düzenleme yapın mesela. Yani ya aklıma geldiği için söylüyorum. Ne bileyim sizin bir sürü daire başkanlıklarınız var. Bunları harekete geçirin. İşte Kaski diye bir dairemiz var bizim. Celal bir daha verir misin o Kaski'nin rögar kapağını ekrana? Bu çünkü son derece önem arz ediyor. Yani Kaski diye büyük bir kuruluştan bahsediyorsunuz. İçerisinde binlerce insan istihdam ediyorsunuz. Ve Kaski'nin görevi ne? Altyapı ve kanalizasyon işlerine bakar. Buyurun. Kaski'nin bir rögar kapağı. Üzerinde de yani Kaski yazıyor. Yüzlerde onlarca böyle var. Evet. Bu bir örnek. Doğru söylüyorsun. Kaski burada bunlara bakacak. Bakması lazım. Evet. Yani şimdi Büyükşehir Belediyesi ne yapıyor? Kar yağışı beklerken solüsyonunu, tuzunu, işte kepçesini, dozerini hazırlıyor. Kar ekibimiz bekliyor diyor. Evet. Yani onun altından kalkıyor ana caddelerde falan. Orada bir şey yok. Evet. Reis yok. Ama su, işte yağmur ya da böyle taşkına bir hazırlık falan Kaski'de görmedim ben. Ya bunu ben geçen sene Sayın Mustafa Yalçın'a da bir ayaküstü sohbette söyledim. O da kendi belediyesini aradı. Dedi ki ya bizim rogarlarda dedi bakımsız mı? Yani koku falan çıkıyor mu? Dedi. Oradan aldığı cevap hayır. Biz 6 ayda bir rogarları kontrol ediyoruz. Dedim ki başkan yani ben TADAS kastetmedim ki. Bu belediye başkanlarıyla görüştüğümüzde bu şehirde de bunu yapın bak biz yapıyoruz diye söyle diye söyledim dedim. Tamam söyleyeceğim dedi. Yani oraya da fiilen de ulaştık onlara. İyi ama yapmadılar. İşte bu yani bu sağanaklarda gördük ki benim korkum Allah'tan alt geçitler su dolar da işte o Urfa'daki yaşanan işte 90 kişinin felaket burada da olur diye korkuyorum. Çünkü bakıyorum bu koca devasa bir alt geçit suyu dolduğunu düşün araba da orada kaldı. Yani. Yani bir şeylere dikkat etmek lazım. Tamam Menduk Bey dürüst adamdır, çalışkandır. Lakabı da üstünde atom karıncadır. Sabah namazından sonra yürür. Amenna her şey hepsine tamam imzamı atarım. Ama ben yani öyle gerçekten evet bu eseri de Sayın Büyük Kılıç bıraktı denen bir eser. Duymak isterim, görmek isterim. Yani. İnşallah bana da bu arkadaş biz şurayı yaptık bunu niye
söylemedin derlerse ben de sevinirim, çıkar özür dilerim. Ya bir sürü projesi var şimdi, bakın buradan saydığım zaman hiçbirini... Yapılanı ben... söyle bana abi, projesini yani, söyleme, benim de projem vardı hayatta ya bir bak, sürü. Yani şimdi çok üzücü bir şey var, Sahabiye kentsel dönüşüm ikinci etabı. Nerede? İnsanlar niye mağdur? Niye teslim etmiyorsunuz, niye yapmıyorsunuz, inşaatına niye başlamıyorsunuz? Duruyorum. Artan enflasyon oranlarını mı bana bahane göstereceksiniz? Bana ne bundan? Ya da Küçük Mustafa Mahallesi için verdiğiniz kentsel dönüşüm sözü ne olacak? Ya da yeni eski sanayinin dönüşüm projesinin sözü ne olacak? 2019 yılında söz verdiniz. Evet. 150. yılda 150 tane proje sözü verdiniz. Her ilçe meydanının düzenlenmesi sözü verdiniz. Develi'nin terminali yok, ihalesi yapılmıyor. Niye? Kamu müteahhitlerinin biliyorsunuz ki artan enflasyon oranlarıyla birlikte önü tıkandı. Ve ihaleye kimse giremiyor. Bunun gibi neler neler? Vallahi yani vatandaşın da, Sayın Büyükkılıç'ın da yani lügatı açıp eserin kelime anlamını bir okumasını tavsiye ediyorum. Yani ne diyelim tabii eser, bunlar... Eser işte Selçuklular bırakmış. Yani orada tıp... Bir de tecrübesiz bir isim de değilsiniz siz. Ya yani, şimdi bak. Orada tıp müzesi var. 1000 yıldır Selçuklu bırakmış. Eserdir o. Ve siz bir doktorsunuz. Evet, bir eserdir. Yani orada Romalılar kaleyi yapmış, bir eserdir. Tabii. Yani Osmanlı kapalı çarşıyı yapmış, yani bir eserdir. Selçukluların bir sürü medresesi var, bir eserdir. Tabii yani bütün medreseler Selçuklu mimarisine ait. Evet. Bir eserdir. Yani hanlar, hamamlar yapmış, eserdir. Bizim yani eser diyebileceğimiz ne var? Atıyorum. Artman tesisi var. Sayın Haseki döneminin ilk geldiği sene yapıldı. Hatta Şükrü Karatepe döneminde anlaşmaları yapıldı. Ondan sonra Sayın Öseseki devam etti. Yok, daha geçmişe gidelim. Mesela bugünün koşullarında olması gereken hizmetleri bir tarafa bırakalım. Daha geçmişe gidelim. Tamam, gidelim. Yani Niyazi Bahçecioğlu döneminde Kayseri'nin ilk Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu seçildiği döneme gidelim. 89'a gidelim. Şimdi o günün koşullarında bugün olmayanları ben hatırladığımı ben bir sayayım. Söyle. Siz üstüne ekleyin. Şimdi belediyenin bugün bir sağlık hizmeti yok ama Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Niyazi Bahçecioğlu ücretsiz poliklinik açmıştı ve hastane. Diş bile yapılıyordu. Diş bile yapılıyordu. Evet. Göz de vardı. Göz, diş yani. Hepsi... Belediye ekmek fabrikası kuruldu. Ankara'ya kadar buradan ekmek gidiyordu. Evet. Tramvay inşaatı başlatma projesini hayata geçirdiler. Tramvayın rayları buraya geldi, sergilendi. Ve alttan gidecekti evet. O günün koşullarında. Evet, yani evet, alttan evet, gidecekti. Evet. Metro sistemiyle yapılacaktı. Benim hatırladıklarım yani ben sayayım. Kentte fuar vardı. İnsanlar akşamları gidip yaz dönemi streslerini atabiliyorlardı. Değişik sanatçılar geliyordu. Burada insanlar eğlenebiliyordu. Ya bir ayda olsa tabii bir bekleniyordu. Yapabiliyordu bunu. Yine kentin en büyük parklarını kazandırdı ki bugün kente gerçekten oksijen anlamında nefes veren İnönü Parkı. Evet. Mimar Sinan Parkı evet. Gibi parklar aklıma geldiği için var, söylüyorum. Bunun yanında işte bir şey Besime Özdereci falan o evet. Sivas Caddesi'ndeki şerit Cahar Dudeyev Parkı, Sema evet. Yazar Parkı. Evet. Yani o dönemde mesela bayramlarda insanların toplu taşıma ücretlerinin alınmaması, ücretsiz seyahat evet. Ettirilmesi o dönemde Niyazi Bey döneminde. Şimdi benim aklıma gelenler bunlar. Belki daha da aklıma gelir ama siz mesela o dönemi yaşayan bir gazetecisiniz. O günün koşullarında neler vardı ve bugün onlar niye yok? Yani şimdi o günün koşullarında demek ki adamlar mucize yaratmış. Ve daha da hizmet artırmanız gerekiyor. Yani şimdi şöyle. Bugün olması gerekenler mesela o gün yaşanmış. O gün yaşanması gerekirken hayal diye adlandırılabilir belki ama yaşanmış. Bugün o hayal diye adlandırılabilecekler hala hayata geçirilmemiş. Ya şimdi şöyle bak. Kayseri'nin bugün hiç sen burada olduğun sürece soruyorum. Aha. Hiç büyük bir kanalizasyon hattı yapıldığını gördün mü? Niyazi Bey döneminde onu da hatırlattınız. Evet güzel. Niyazi Bey Haskiyi döneminde. Kim kurdu? Evet. Şeyi en önemli konusu. Çünkü altyapı kanalizasyonu evet. Ben rahmetli Mustafa Gümüş Kaynak'la çalıştım bir miktar. Yani bir o aslında evet Ülker Gazetesi'nden emekli olduktan sonra Anadolu Haber'e geldi. Düzeltmen olarak haberleri düzeltir falan. Mustafa abi çok saygın, çok iyi bir gazeteci. Gerçekten iyi bir gazeteci. Dürüst, namuslu, hiç öyle rüşvete falan boyun eğmeyen, bulaşmayan bir insan. Allah kalemini satmayan, evet, vicdanını koruyan rahmet eylesin. Evet. Öyle geldi, öyle gitti. Allah rahmet böyle eylesin. De anılıyor işte, ne güzel. Şimdi o derdi ki, Salihciğim sen bu Kayseri'nin geçmişini bilmezsin. Bu Kayseri'de bir cenaze giderken, güneşli bir havada,
güneşi göremezdik. Sinek ordusu cenazenin üstünde kara bulut gibi mezara kadar giderdi. Niye işte bu kanalizasyondan? Altyapının olmayışından. Altyapı olmayışından, ambarsazlığından, buralardan sinek çehriydi bura. Hatta rahmetli Çalık sinek çuvalına para verip sinek toplatmış. Ya böyle bir şey hiç duydun mu sen? Evet. Ya bu buralardan geldi bu Kayseri. Ya Niyazi Bey, mesela o zaman belediyede ihale kanunu, devlet ihale kanununa göre yapılıyordu. Neydi? Bir otobüste kaç tane tekerlek var? 6. 6. Yani 4 arkada, arkalar 2 olduğu için 6. Her bir lastiğe ayrı ihale açılıyordu. Her bir tekerleğe. Yani bir otobüse 6 tane tekerlek alacaksan 6 tane ihale açıyordum. Çöp vergisi yoktu. Hı hı. Aydınlatma vergisi yoktu. O dönem gelir yoktu yani. Gelir yoktu. Öz kaynak yoktu. Öz kaynak yoktu. Yani bugünkü gibi kaytur yoktu. Hayır hayır. Kaymek yoktu. Kaymek yoktu. Bu kafeler şunlar bunlar yoktu. Yoktu yoktu yoktu. Yani bütün şehir değildiniz ve sadece vergiden gelen geliri alamıyordunuz. Şeyden gelen geliri tabii alıyordunuz. Emlak vergisi yoktu. Geliri alıyordunuz. Emlak vergisi yoktu ki şimdi emlak vergisi belediyelere çağ atlattı. Şerefiye parası var mıydı? Şerefiye parası da yoktu. Yoktu. Şöyle bir şey vardı. Hı hı. İşte teraslar kat yapılıyordu. Oradan 5.000 lira alınıyordu. O zamanki parayla 5.000 lira. Hı hı. O da yani ceplerine falan almıyorlardı. Kayseri Spor'a 5.000 lira yardım et. Ya da bağış. Mahpuzunu, bağışını getir. Terasa müsaade edelim. Niye? Kayseri Spor Kulübü zaten cepten idare ediliyordu. Yani bir havuz geliri yoktu. Bir lig geliri yoktu. Bir stat geliri yoktu. Ya yoktu bir şey. Yönetici kim seçildiyse, ki mutlaka bir ikisi üçü belediyeci oluyordu. Yani bugünkü gibi Erciyes AŞ de yoktu. Yani bugün kış turizminden para basan bir belediye hayır, değildi. Hayır yani. Yok hiçbir şey yoktu. Diyorum sana örnek veriyorum. Bir tekerlek dahi ayrı ayrı. Ya şimdi bunlar yani AK Parti iktidara gelince ne oldu? İhale, belediyeler ihale kanunu değişti. Mesela 30 bin liraya kadar olanlar alışverişler normal yapılacak, ihale açılmayacak diyor. 30-29 bin liralık. Alışveriş yaptığın zaman ihaleye gerek yok. Şimdi sen bunu 5 kere yaparsan, 10 kere yaparsan 29-29 veriyorlardı. İhale hiç yapmıyorlardı. Orta refüj tamirlerinde, şeylerde, söyle yaya geç yürüyüşleri yollarında falan yapmıyorlardı. O zaman bunlar yoktu. Büyükşehir Belediyesi galiba danışman arıyor. Siz danışman olsanız da Büyükşehir Belediyesi'ne. Ya Büyükşehir Belediyesi bizi niye danışman alsın ki? Var ya danışmanı alıyorlar işte. Almışlar mı? Bir Kılıç danışman arıyormuş diyor. Bir arkadaşımız başladı göreve. Öyle mi? Yani bu taraftan olursa PKK şeyi, onlardan olursa ümmet oluyor. He. Onun için de biz de olmaz oralar, siz bizi getirmezler. Ya biz ya olmaz, bize olmaz. Hiç öyle bir talebim de olmadı. Yani ne bileyim şu asla saydıklarınız... Asla öyle bir beklentim de olmadı. Tamam, şu saydıklarınız önemli de hani ben hizmet anlamında hani danışmanlık hizmeti verirseniz... Hizmeti geliştirirseniz anlamında söylemiştim. Bizi getirmezler. Alınmış dedik, hayırlı olsun, ne diyelim o zaman. Almışlar zaten, bir arkadaş başlamış, hayırlı olsun, Allah utandırmasın. Yani o günün koşullarında yer altından gidecek bir tramvayımız olacaktı. Projesi de hazırdı. Ay be. Ya şimdi bak mesela bunu... çoğu bilmez. Kayseri'de herkes ahkam kesiyor da. Buranın ilk belediye başkanı Emin Molu. Hı-hı. Bu Molulardan. Hı-hı. Bu Kavuncu ve Çalık'a çok şey yaparlar da Emin Molu diyor ki burayı Almanya, Fransa, İngiltere'de şehirler nasıl dizayn ediliyorsa biz öyle dizayn edelim diyor. Almanya'dan buraya şehir mühendisi, şehir plancısı, mühendis getiriyor. Bu Sivas Caddesi'nin, Osman Kavuncu Caddesi'nin falan geniş geniş olması ondandır. Niye? O zaman da karşı çıkmışlar zaten. Ondan sonra Kavuncu tabii ki devam etmiş ona. Çünkü Emin Molu'nun belediye başkanlığı kısa. Kavuncu ondan sonra. O da bu şeyi haklı görmüş. Demişler ki ya bu kadar yol ne olacak? Kayseri'de 11-12 tane araba var. İşte 100 tane veya 80-100 tane de at arabası var. İşte Python şu at arabası bu. Bu kadar geniş yola ne gerek var? Demiş ki bu Kayseri böyle kalmayacak. Bunun 50 yıl sonrası var. 100 yıl sonrası var.
bu binalar yapılıp sonra yıkılıp yol mu açılacak? Bu yolun böyle olması lazım. Bunu niye söylüyorum? Ufuk, ya eser bunlar. Bakış açısı bu işte. Bakış vizyon açısı meselesi. Ufuk görmek. Tabii. Ufuk görmek. Tabii. Bunun için de yani vallahi bilmiyorum da işte Sayın Büyükkılıç biraz eser ne anlama geliyor? Bir kelime şeyine bakması lazım, sözlüğüne. Bence bir eser varsa bak yine söylüyorum. Belki ben çok gezmediğim için şey etrafında falan mutlaka bir şeyler yapılmıştır. Söylesinler de bilelim. Yani şimdi bir mesaj geliyor işte filan açılış var. Asfalt döküldü. Açılır mecbur belediye görevi. Asfaltı ben mi dökeceğim? Ya bak şimdi hayvanlar var işte sokakta yaşıyor diye adına sokak hayvanı diyorlar bunların. Kediler, köpekler var. Şimdi dediler ki biz hayvanlarımızı yemliyoruz dediler. Popülist bir siyaset güttüler. Ne yaptılar? Şehir merkezinde tırnak içinde biraz daha elitist diye adlandırılan insanların yaşadığı mahallelere ve onun yaşadığı parklara yemlikler ve suluklar koydular. Oralara da belli aralıklarla periyodik biçimde yemler koydular, mamalar koydular, sular koydular vesaire. Şimdi bunu duyunca işte özellikle sayfiye ve bağ alanlarında yaşayan insanlar ya da işte etraf mahallelerde yaşayan insanlar belediyeye ulaşmak istediler. Biz de dağıtılan yemlerden istiyoruz. Çünkü bizim de sokağımızda hayvanlar var ve bu hayvanların biz sağlıksız olmasını istemiyoruz. Çöpten besleniyorlar çünkü biz bunu istemiyoruz. Bu hayvanlara da biz bütçemiz el vermediği için mama, yem sürekli alamıyoruz. Madem belediyenin böyle bir hizmeti var, bize de verin dediler. Şimdi siz arıyorsunuz, 153'tü galiba, oradan bir forum oluşturuyorsunuz. O foruma göre sizin işte belli bilgileriniz alınıyor. Size deniyor ki gidin hayvanat bahçesinden yem alın diyorlar. Şimdi gidiyorsunuz, yem alıyorsunuz, en kalitesiz bir yem. İkinci defa çıkmıyor. Çıkmıyor. Ya da size diyorlar ki, ya zaten biz yemliyoruz, size gerek yok diyorlar. Şimdi mesela Kınalıardı bölgesinde yaşıyorsunuz. Siz orayı bildiğiniz için söylüyorum. Evet. Hisarcık bölgesinde yaşıyorsunuz. Atıyorum Hisarcık meydanında yemliyor. Ama Hisarcık meydanına 5 kilometre uzaklıktaki vatandaş diyor ki ya benim burada yemlemem lazım. Yok Hisarcık meydanında biz yemliyoruz diyor. Sana gerek yok diyor. Şimdi. Vallahi peki, ben o tarafta sözünü kestim de hiç küpürü hayvan görmedim. Peki. Sonra şikayetler oluyor. Diyorlar ki işte bu hayvanları buradan alın falan. Övünüyoruz. Diyoruz ki ya belediye gitmiş işte hayvan bakım evleri yapmış. Hayvan işte koruma evleri yapmış, bunları rehabilite edecek, bunları işte aşılayacak ve bunları işte hastaysa, işte sakatsa bunları iyileştirecek. Güzel dedik. Sonra bir baktık, o hayvanlar oralarda biliyorsunuz ki Mustafa Çelik döneminde telef olmaya başladı, telef edilmeye başlandı. Yani bunlar ulusal medyaya kadar işte düştü. Şimdi şehirden topladığınız hayvanları, yani köpekleri özellikle alıyorsunuz. Köpek barınakları var. Köpek barınma evi işte Molu tarafında. Oraya götürüyorsunuz. Orada bu hayvanları sağlıklı hale getiriyorsunuz. Sonra da sokağa bırakıyorsunuz. O hayvanlar da gelemiyor bu taraflara. Orada kalıyor. Oradaki yaşayan işte Molu'dur, Oymaaş'tır. Oradaki yöre halkının yaşamına sıkıntı veriyor bu hayvanlar. Niye? Küpeli de değil değil mi bunlar? Küpeli olsun olmasın fark etmiyor. Küpelidir belki. Yani aşısı yapılmıştır. Tabii ama bu hayvanları orada doğaya bıraktınız. Doğada bu hayvanlar otla beslenmiyor ki. Bunlar et yiyecek. Evet. Ya da mama yiyecek. Bu hayvanlar ot yiyemiyor. Yemek de bulamıyor. Bu hayvanları da oraya yemlemek için gelen gönüllüler var. Bu gönüllüleri de oradaki vatandaşlar, yöre halkı doğal olarak istemiyor. Çünkü diyor siz buraya gelirseniz, bunları burada yani etle, kemikle beslerseniz bunlar bu hayvanlar buradan hiç gitmez diyor. Ne yapacağız peki? Belediye buna sahip çıksın. Belediye sahip çıkıyor mu? Belediyeden talepleri vardı. Belediye dediler ki bak kardeşim buraya belli aralıklarla tabelalar dik. De ki yemleme yasaktır. Burada da yemleme işte vicdan, merkezde olacaktır. Kendine vicdan işte muhasebesi yapan, duyarlı diye adlandırdığımız, sorumluluk sahibi diye adlandırdığımız, dünya yalnızca bizim değildir inancına sahip olan insanlar gidip gönüllü olup bu köpeklere yem getiriyor, mama getiriyor. Ve dolayısıyla bunlar buraya alışıyor. Ne yapalım? Bunları büyütecek bir tesis. Yani bunların hepsini alabilecek bir tesis yap. Dağın başı koca yer. Yani yapıyorsun madem. Mahallelerde yemleme bu hayvanları. Oralarda yap. Zaten kısırlaştırıyorsun soyunu kurutmak için. Yani kaş yapayım derken göz çıkartıyorsunuz. Şimdi yaz geldi. O bölgenin nüfusu artacak. Bağlarına gidecek insanlar.
orada bostan yapacak. Tarlası var, ekili, belki işte şimdi hasada gidecek. Orada hayvan aç olduğu zaman ne yapacak? Bir çocuğu gördüğünde saldıracak. Hacılar da başımıza geldi. Gördük işte 3 tane çocuğa, 2 tane çocuğa saldırdı. Birini katlettiler, köpekler. Öldürdüler. Biri ağır yaralandı çocuklardan. Şimdi burada da bir çocuğun daha başına felaket gelince de biz eyvah ne yapmışız, buraya niye müdahale etmemişiz diyeceğiz. Niye daha önceden bunu öngörüp de bunun önlemini almıyoruz? Ya bu hizmetlerin yani saymakla bitmiyor. Hani diyor ya Sayın Başkan, biz hizmet siyaseti üretiyoruz diyor ya. Nerede hizmet siyaseti üretiyorsunuz Allah aşkına? Yani bana çıkın söyleyeyim, ben de diyeyim ki başkanım özür dilerim sizden diyeyim, tamam. Ama bana parktan bahçeden bahsetmeyin. Zaten bunlar belediyenin asli sorumlulukları. Asfalt yapmak belediyenin asli sorumlulukları. Tabii canım, çöpü almak sen falan. Bugün kaldı eğer, ki çöp vergisi de ya alıyorlar. Siz bugün eğer gerçekten şu yağan yağmurda, meteorolojinin de uyarılarına rağmen, siz son 3 yıldır iklim krizini ekolojistler sürekli bağırırken önlem almıyorsanız, borularınızı genişletmiyorsanız çapını ve rüzgar kapaklarınızı temizlemiyorsanız bu sorun olacak. Siz bunu yapmıyorsunuz, bana diyorsunuz biz hizmet siyaseti üretiyoruz diyorsunuz. Toplumda karşılığı olan varsa yeniden değerlendirilir. Olmayanlar değerlendirilmez diyorsunuz. Var mı eklemek istediğiniz, yoksa Kayseri Spor'a bir geçelim? Kayseri Spor'da da sıkıntılı günler var. Salih abi. Evet. Yani ne olacak transfer tahtasının akıbeti? Bugün yani şimdi, hoca açıklama yapıyor. Diyor ki hoca, kemerlerinizi bağlayın, bombaları patlatıyoruz diyor. Transfer tahtamız açılacak diyor. Açılacak mı? Yani açılınca açılacak denir o. Açıldı denir. Şey açılacak diye şey Sayın Samet Koç herhalde 4-5 aydır söylüyor. Evet. Ama ortada bir şey yok. Şimdi ben bak geçen hafta da söyledim. Hı hı. Transfer tahtası eğer bir spor kulübüyseniz, eğer bir marka değeriniz varsa transfer tahtası kapatılmaz. Evet. Kapattırılmaz. Avukatlar var, yönetimde avukatlar var falan, gider uğraşır bakar eder. Yani takside bölünmesi mümkünse takside bölünür ya da sporcu bulunarak der ki işte şuradan şeyin şikayetini çek, biz sana şu atıyorum 1 milyon euroyu 3 taksitle 5 taksitle ödeyelim denir falan. Yani bu bir şekilde halledilir. Ya bütün kulüplerin borcu var. Ya sadece Kayserispor borçlu değil. Kayserispor formül üretemediğinden tahta kapalı. Evet. Ve puan silmeye döndü işte. 3 puanı silindi. Yani bugün 50 puanı olması gerekirken 47 puanı var. Hı hı. 3 puan silindi. Bugüne iyi 3 puan. Ya Eskişehirspor küme düştüğünde 18 puanı silinmişti. Evet. Bir alt lige düştüğünde. Şimdi Kayserispor kulübü bir marka. Evet. Kim ne derse desin. Tesisiyle, formasıyla, ismiyle, geçmişiyle. Herkesin yani, bunu kabul etmesi lazım. Tabii ki herkes ediyor zaten. Hı hı. Şimdi biz ikinci ligdeyken de Kayserispor'u takip ediyorduk. Erzincan'a da gidiyorduk, Antep'e de gidiyorduk, işte ne bileyim Erzurum'a da gidiyorduk. Gittiğimiz her yerde Anadolu'nun Galatasaray'ı geldi diye karşılanıyordu. Hı. Yani bu basit bir şey değil. Değil tabii ki. Çünkü İstanbul'da Galatasaray, Fenerbahçe forması giyen, Beşiktaş forması giyen futbolcular ya nasıl Avrupa'dan şimdi Türkiye'ye geliyor oynuyor, İstanbul'dakiler de bize gelip oynuyordu. Niye? Background'u yüksek bir takımdı Kayserispor. Güvenilir bir takım. Güvenilir bir takımdı. Güvenilir yöneticileri vardı ama cepten harcı hallediliyor. Ya hiç böyle havuz gelirleri, reklam gelirleri, forma gelirleri falan yoktu. Yoktu yani. Ya niye benim mesela, o gün de söyledim, İsmail abi de söyledi, ben de söylüyorum. Belediyeler para versin. Niye benim hizmetim harcanacak paralar Kayserispor'a veriliyor? Ya şimdi Kayserispor kulübünü eğer yani 1969-68 yılından bu yana şöyle bir hesaplarsan, hadi sayma o ilk kurulduğu yeri çünkü kendi bünyemizden kurulmuş, 3 kulüp birleşerek kurulmuş. 70'ten sonrasını bir hesabını döksen katrilyonallar gitti. Hmm. Yani spor kulüpleri maalesef böyle. Öyle. Eğer çok ciddi bir proje yapmazsan, yani işte mesela şu Arda Güler'i Gençler Birliği yetiştirip, niye Gençler Birliği? Bir altyapı tesisleri var. Başında hocaları var. Evet. Bizim de var ama onlar biraz daha parasal olarak çok destekleyerek, hmm, Ankara'nın daha geniş futbolcu potansiyeli geçmişten beri var. Hmm. Oradan yetişiyor işte. Yani daha önce rahmetli Cavcav, İlhan Cavcav, o, evet, Afrika'dan falan getirip satıyordu. Daha sonra yetiştirip satmaya başladılar falan. Kayserispor'un bu döngüyü yakalaması lazım. Hı hı.
Şimdi bakın Kayseri Spor Kulübü'nün listesine bakın. En son Kayserili kim var? Altyapıdan çıkmış. Şimdi İlhan Parlak diyeceksin. Değil. O da değil. Değil. Erciyes Sporlu futbolcu İlhan evet. Parlak. Erciyes Spor'dan Kayseri Spor'a geçti. Aslı da Yahyalı Yerköy Sporlu. Hmm. Yani orada yetişmiş, orada parlamış. Yani çok düzgün bir çocuk olduğu için Fenerbahçe'ye gitti, Ankara Gücü'ne gitti falan. Ankara Spor'a gitti. Döndü Kayseri Spor'a geldi. Öyle değil. Benim kastettiğim Kayseri'li öyle değil. Altyapıdan yetişip işte 18-19 yaşına 20'ye gelmeden A takıma atılıp da orada oynanan bugün mesela var iki tane sayın hocamızın söylediği 2-3 tane isim var o açıklamada. Evet. Yani bir defans da var, bir defansın önünde var falan. Ya kaleci var mesela. Evet. Bunlar ama yani bunlarla yetmiyor. Transferde kapalı olunca bir de kimlerle uğraşıyorsun? En son 8 tane futbolcumuz gitti. İşte yani bu şey olduğu için, tahta kapalı olduğu için adam elinde tutmak zorundasın. Yani 47 puan toplamış bir takımın da futbolcusuna illaki yeni lige çıkan takımlar var. Galip de var. Takımdan ayrıldı. Yani şimdi yani. Kim oynayacak Kayserispor? Altyapıya da güven verip de atmamışsın hiç rahat maçlarda. Mesela Hatay'ı 4-0 yemişsin. At 2 tane adam. Evet. Son 70'de, 75'te, 80'de bugün o kendini bu takıma adapte edebilir. Ama direkt alt yapıyı alıp getirirsen o olmaz. Ben 7 milyon euro duyduğum, daha sonra bu 13 milyon euroya çıktı. Evet. Acil ödenmesi gereken evet. para diye. Maalesef baştan beri de söylediğim ve çok güvendiğim yani Ali Çamlı şeffaf olacak, her şeyi anlatacak. Haftada bir işte gelişmeleri, işte borçları, ödenenleri, gelecekleri söyleyecek diye çok inanarak söylemiştim. Evet. Ama maalesef 5 ay geçti, o inancımı kaybettim. Yanıldım, şeffaflık yanıldım diye bir şey yok. Beni yanılttılar diyorsunuz. Yanıldım. O şeffaflık yok. Şimdi biri diyor ki 7 milyon euro, biri diyor ki 13 milyon euro. Bir devre arasında bir adam satılmış, parası 1 milyon 100 bin euro gelmiş, bunlar kabul etmemiş, geri gitmiş, mahkemesi devam ediyor. O birinci sıkıntılı. Şeyden döndü. Onur Bulut'tan mı bahsediyorsun? Evet, geri bir üst mahkemeye gidecek falan. Yani bunlarla bu parasıyla sıkıntı çeken kulüplerin uğraşması kolay değil. Yani Oğulcan Çağlayan gibi bir bilmece var ortada. Oğulcan Çağlayan da bak kayboldu gitti. Rize'de oynarken Galatasaray'a geldi. Aslında Erciyesporlu futbolcu. Yani Antep'ten Erciyespor Sayın Ziya Eren almıştı. Evet. Daha sonra Kayserispor'a geçti. Onu Trabzon'a 1 milyon euroya sattılar. Oradan Rize'ye gitti falan. Rize'den Galatasaray aldı. Peki bu, o da problemliydi. Nasıl bulacak? Yani 13 milyon lira, 13 milyon euro. Bahsettiğiniz para ciddi bir para. Yani acilen elbette bulacağız. Kim verecek bu parayı? Yani nasıl verecek? Neye göre verecek bu parayı? Vallahi bilemiyorum. İşte orada bir ve yönetim var. Süremiz de çok kısa bu arada. Tabii ki. Ligler artık şey erken başlıyor. Yani insanlar şimdiden planlamasını buna göre yapıyor teknik adamlar. Teknik ya işte bu 8 şimdi futbolcu niye gitti? Evet. Herkes bir yani bir sürü. Şimdi bakın bunu bizim sevgili Faruk Aydemir spor kolikte kullanmıştı. Bu çok ironik bir aslında fotoğraf, resim olmuş daha doğrusu. 13 milyon euroya kırılır diyor. Ne kırılır? Transfer tahtası. 13 milyon euro bulacağız, bu tahtayı kıracağız. Nasıl kıracağız? Ya inşallah bulurlar yani. Yoksa Allah korusun ya, akıbeti çok kötü olur ha. 13 milyon euro, o 130 milyon euro olur. İşte Türkiye'de bunun çok örnekleri var. Evet. Ordu Spor var, işte Giresun Spor düştü. Yarın nasıl toparlayacak borcu var. Zaten tahtası kapalıydı onların yani, da. Yani sizin gibi bir isim yıllarca Kayseri Spor'u yani gazeteci olarak takip edecek. Deplasmanlarına kadar gidecek. Bu hale gelebileceğini hiç hayal bile edemeyecek. Ama bugün gelecek Salih Balcı, Kayseri Spor'un bu durumundan çıkış yolu nasıl olacak bunu düşünecek. Yani şimdi çok daha saçma önce de, değil mi yani? Yani bu işte ferdi yönetimlerin oluştuğunda, belediyelerin falan destek vermediği dönemler olduğunda Kayseri Spor'un futbolcusu
yabancı değildi, yerliydi. Yani yerli derken Kayseri'de vardı, İstanbul'da vardı, Ankara'da vardı. O kadrolardan çok iyi dostlarım da var. Yani sürekli görüştüğüm. Mesela onlar evlerinde yemek yiyip, maç yemeğini evlerinde yiyip maça gidiyorlardı ve bunu birkaç kişi dışında kimse bilmiyordu. Şimdi Allah göstermeye öyle bir şey olsa, bir ay maaşını ödemesen, primini vermesen, hatta bir yemekten yani bir şeyi kaldırsan, hani diyor ya Cumhurbaşkanımızın eşi porsiyonlar küçültüp, porsiyonunu küçültsen bütün Türkiye duyar. İşte bu, o zaman da bu dijital şeyin zararını görürsün. O zaman öyle bir sıkıntı yoktu. İçinde hallediliyordu işler. Yani diyorlardı ki ya Tolga sen rica ediyor, senin paran var, pulun var, işte bir aylık kahvaltı malzemesini sen gönder, derhal diyordu. Bir sevilen bir kulüp Kayseri Spor çünkü. Kayserili tarafından gerçekten sevilen bir kulüp. Hiç kimse sırtını dönmedi. Ben aynı sevgiyi Eskişehir'de de görüyorum. Adamlar kan ağlıyor. Biz o pozisyonlara düşmediğimiz için daha neyin ne olduğunu bilmiyoruz. Umarım düşmeyiz. Yani umarım Sayın Ali Çamlı, Sayın Bakanımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız iç çekişmeleri, iç siyaseti bırakırlar da Kayseri Spor'u nasıl kurtarırız? İşine dönerler. Başka halktan toplanacak 3-5 kuruş da falan olmaz. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Yine heyecanlı ve akıcı bir program oldu. Haftaya umarım çok daha böyle halktan yana projeleri, politikaları, gelişmeleri takip eder ve bunları tartışırız diyorum. Değerli izleyenler, bir Düşünce Masası programının daha sonuna geldik. Değerli gazeteci meslektaşım, ağabeyim, duayen gazeteci Salih Balcı ile birlikte hem Türkiye genelinde hem Kayseri'de gündem olan gelişmeleri eledik ve konuşulması gerektiğini yanıldıklarımızı konu başta olarak belirledik. Tartıştık, fikirlerimizi beyan ettik. Herkes katılmak zorunda değil bizim görüşlerimizde. Böyle bir gazeteciyiz çünkü biz ne sağın ne solun destekçisi falan değiliz. Biz tamamen ortada dururuz ve vicdanlara hitap etmeye çalışırız. Dilimiz döndüğünce bizi sabırla ve keyifle izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor. İyi bir hafta diliyoruz.